Merhabalar, hoş geldiniz efendim Av TV'ye. Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Öncelikle Zafer Bayramınızı kutlamak istiyorum. Bu zaferin yıl dönümünde geçmişlerimize, bu zafere emeği geçen herkese rahmet olsun. Onları anarak şu an üzerinde bulunduğumuz özgür vatanımızda programımızı yapmaya başlayacağız. Değerli izleyenler, bugün toplumsal değişme ve aile yapımızı konuşacağız. Kıymetli konuğum Profesör Doktor Veysel Bozkurt ile daha önce de konuğumuz olmuştu. Kırmadı geldi sağ olsun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Kian. Sizi burada görmekten dolayı çok mutluyum. Çok teşekkürler. Bugün hepimizin aslında ucundan kıyısından mutlaka etkilerini yaşadığı, hissettiği, bazen konuştuğu, bazen sohbetler arasında işte ahir zaman diyerek geçiştirdiği bir olguyu konuşacağız. Toplumsal değişme aslında hep vardı muhtemelen tarihin başından bu yana. Hep bir devinim, hep bir değişim vardı ama en başta bir tanımlamak gerekirse toplumsal değişmeyi nasıl tanımlarsınız? Rukiye Hanım, müsaade ederseniz ben de Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Toplumsal değişme, toplumun mahiyet ve muhtevasındaki farklılaşma diye tarif edilir. Nedir? İşte toplumun kültüründeki değişme, toplumun değerlerindeki değişme, bir takım kurumsal yapılarındaki değişme, ekonomisindeki değişme, siyasetindeki değişme, teknolojisindeki değişme, bir bütün olarak toplum hayatındaki değişmeyle bizim bireysel hayatımıza kadar dokunan bütün bu farklılaşmaları, dönüşmeleri kapsayan çok genel bir kavram. Çok genel. Bir yönü yok. Yani pozitif de olabilir, negatif de olabilecek bir kavram. Sosyolojik bir kavram. Toplumsal değişme dediğimiz şey. Tarih boyunca da hep tartışılan, konuşulan konulardan birisi. Çok bilinen bir meşhur hikaye vardır. Hani Parmenides ile Heraklitos'un arasındaki meşhur tartışma. Parmenides, Heraklitos'un ünlü sözü, aynı nehirde iki defa yıkanamazsınız sözü, her şey akar, her şey değişir sözü. Aslında bu değişime işaret ediyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor, o nehir değişiyor, hayat değişiyor, insan değişiyor. Ve dolayısıyla biz duygularımıza güvenmeliyiz, duygularımızla algılıyoruz. Buna itiraz edenler de var tabii düşünce tarihinde binlerce yıl içerisinde. Yani her şeyin değiştiği doğru değil. Dolayısıyla duygularımıza da bu kadar güvenemeyiz diyen Parmenides gibi isimler var. Ya da bunların %50 Parmenides haklı, %50 Heraklitos haklı diye çıkan alternatif filozoflar da var. Dolayısıyla düşünce tarihinde hep konuşulan, tartışılan bir konu değişme. Ama bugün aslında hepimiz bu Heraklitos'un yanında saf tutmuş durumdayız. Dünyanın değiştiğine inanıyoruz, gözlemliyoruz. Duygularımıza bu bağlamda bir güvenimiz var. Ve içinde yaşadığımız dünyada gerçekten değişiyor. Yani birkaç dakika öncesinden farklı. Bizler değişmiş oluyoruz. Kimyamız değişmiş oluyor. İlişkilerimiz değişmiş oluyor. Duygularımızın değiştiğini görüyoruz. İşte ekonomi değişiyor. Teknoloji inanılmaz bir hızla değişiyor. Bütün hayatımızı etkiliyor. İşte bugün işte dijitalleşmeyi konuşuyoruz değil mi? Yani bütün hayatımıza nüfuz etti. Ve ilişkilerimiz, iş yapma biçimimiz, hayatımızın hemen hemen her alanında bu etkiyi görüyoruz ve bu geçmişten farklı bir dünyaya taşıdı bizi. Dolayısıyla değişim bu anlamda hayatın bir parçası ve her daim süren bir gerçek olarak duruyor. Evet, hayatımızın o kadar çok noktasını etkiledi ki hakikaten son dönemde yaşadığımız değişimler. Daha önce belki lokal, belki daha uzun yıllara yayılan değişimlerden söz etmek mümkündü ama şöyle bir tezin dillendirildiğini duyuyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. İlk bakışta çıplak gözle çok doğru gibi görünüyor ama işin ehline de sormak isterim. Tarihin herhangi bir döneminde, herhangi bir bin yıllık döneminde olan değişimle şu son 30 yıldır ya da 20 yıldır olan değişimi karşılaştırdığımızda çok daha fazla şey, çok daha kökten değişti. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şöyle düşünün, Napolyon'un kullandığı savaş arabalarıyla Sezar'ın kullandığı savaş arabalarının aynı olduğunu söylerler. Evet. Aradaki süre bin yıldan daha farklı. Evveliyatına gitsek belki çok daha büyük, uzun dönemler devam ettiğini görürüz. Yani insanlar aynı teknolojiyi bin yıldan fazla kullanıyorlar ve o teknolojiyle hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Savaş gibi son derece rasyonel olması gereken, hesap kitaba dayanan bir alanda aynı teknolojiyle kazanıyor ya da kaybediyorsunuz. Oysa şimdi bin yılı bırakın,
5-10 yıl içerisinde bile eğer siz bu değişen teknolojiye uyum sağlamazsanız hayatta kalmanız mümkün değil ya da karşınızdakine karşı böyle bir mücadeleyi kazanmanız mümkün değil ya da işinizi yürütmeniz mümkün değil. Dolayısıyla geçmişin binlerce yılda yaşadığı değişimin çok daha fazlası şimdi yaşanıyor. Endüstri Çağı kitabında Hans Freyer şöyle bir şey anlatır. Sezar'la Napolyon arasındaki bu karşılaştırmayı yaptıktan sonra der ki endüstri devrimi sonrası 18. yüzyıl ortalarında o 1000 yılda olandan daha fazlası 40 yılda oldu der. Şimdi o 1800'lerdeki o 40 yılda olan şey şimdi çok daha kısa sürelere sığmaya başladı. Yani isim verenler var şu kadar sürede, işte 2 yılda bir diyen, 1 yılda bir diyen şu kadar. Ölçümün çok zor olduğunu düşünüyorum ama bu süre sürekli kısalıyor. Sürekli inanılmaz bir hızla bilgi birikimimiz artıyor. Teknoloji hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Ve bu değişimle beraber başka bir şokla da karşı karşıya kalıyoruz. O da işte sosyologların, sosyal psikologların ya da psikologların ilgi alanına giren bir konu. Evet, teknolojik ya da sosyal boyutu olan her değişimin psikolojik boyutları da, kesinlikle, yansımaları da var şüphesiz. Peki değerli hocam, değişmenin mutlaka kendi dinamikleri var, kendi iç dinamikleri var. Toplumsal değişmenin temel özellikleri nelerdir diyecek olursak nasıl sıralayabiliriz? Şimdi tabii toplumsal değişmenin bir takım etkileyen faktörlerine baktığımız zaman sosyologlar birçok faktöre vurgu yapar. Bunlardan bir tanesi mesela şeydir. Bu teknoloji dediğimiz olgu. Teknoloji hakikaten geçmişte de bugün de hayatımızı çok etkileyen bir durum. Geçmişte şöyle bir hikaye vardır. Bir Hir-Yuran kabilesi hikayesi vardır. Bu teknolojinin etkisini kavramak için çarpıcı bir örnek. İşte Avustralya'nın içlerinde bir kabile. İşte bu hikaye belki en az 70-80 yıllık, 90 yıllık, belki 100 yıllık bir hikaye. Belki daha da fazla. Bu Hir-Yuran kabilesi taş balta kullanan bir kabile. Bu kabileyle bağ kuran misyonerler taş balta kullanan bu kabileye demir balta veriyorlar. Bir süre sonra işte kabilede ama bu demir baltayı şeye vermiyorlar. Çünkü baltaya ihtiyacı olan çocuklar ve kadınlar. Erkeklerin taş baltaları var. Tabi bu arada baltanın bir takım sembolik anlamları var veya işlevsel bir takım özellikleri var. Bir taş baltanın yerine demir baltanın kullanılmaya başlamasından sonraki değişimi antropologlar inceliyorlar. Şunu görüyorlar. Şimdi taş balta kullanılmaya başladığının yerine demir balta kullanılmaya başladıktan bir süre sonra kabilenin içerisinde inanılmaz büyük değişimin olduğunu görüyorlar. Bir, balta bir erkeklik alameti. Erkekler kullanıyor, kadınlar ve çocuklar kullanmıyor. Fakat kadınlar ve çocukların kullandığı demir balta, taş baltadan daha işlevsel olduğu için cinsiyet ve yaşa ilişkin rollerin bozulduğunu görüyorsunuz. Şimdi taş balta o kabilede bir ekonomik meta. Yani yılın belli mevsimlerinde bir araya geliyorlar, onlar taş balta veriyorlar, karşılığında bir şeyler alıyorlar. Şimdi taş baltanın yerine demir baltanın kullanılmaya başladığından sonra bu ekonomik aktiviteler ortadan kalkmaya başladığını görüyorsunuz. Daha sonra işte taş balta etrafında üretilmiş hikayeler var, efsaneler var ve onlar toplumu birleştiriyor. Onun bir takım olağanüstü özellikleri var, manevi kıymeti var. Bütün o hikayeler, o birleştirici ögeler zayıflamaya ve çözülmeye başlıyor ve inanılmaz bir taş baltanın yerine sadece demir baltanın kullanılmaya başlamasından sonra kabilede bir büyük çözülmenin ortaya çıktığını anlatır antropologlar. Dolayısıyla teknoloji geçmişte de böyleydi ama bugün hayatımızda binlerce demir balta var, binlerce yeni mesaj var ve bambaşka bir dünyadayız ve büyük ölçüde de bilincimizi bu teknolojiler farkında olarak ya da olmayarak belirliyor. Yani bunların çok küçük bir bölümünün farkındayız ama o algoritmaların insanların nelerini değiştirdiğini, o ülkelerin seçim sistemleri üzerinde nasıl etki yaptıklarını, bir takım tüketim alışkanlıklarını nasıl değiştirdiklerini şimdilik tahmin ediyoruz ama elimizde çok net veriler yok. Bir takım ön araştırmalar var. Buradan giderek şunu söylüyoruz. Toplumu hakikaten teknoloji çok büyük ölçüde değiştiriyor. Eskiden de böyleydi ama bugün çok daha fazla geçerli. Tabii bunun ötesinde toplumu değiştiren başka unsurlar da var. Nedir mesela? Kentleşme toplumu çok değiştiren, değiştiren bir öge. Daha önce birbirini tanıyan daha kapalı mekanlardaki insanların yerine şeyle beraber bu kentleşme süreciyle beraber bir takım başka şeyler
devreye girmeye başlıyor. Kentleşmeyle birlikte ilişki biçimlerimiz değişiyor. Tanımadığımız insanlarla bir araya geliyoruz. Sosyal kontrol mekanizmaları ortadan kalkıyor. Ve toplumsal yapı büyük ölçüde değişiyor ve insanların duyuş, düşünüş, davranış biçimlerinin değiştiğini görüyoruz. Aile biçimlerinin değiştiğini görüyoruz. İlişki biçimlerinin değiştiğini görüyoruz. İnanılmaz köklü bir değişimi kentleşme beraberinde getiriyor. Tabii bunun ötesinde sadece bundan ibaret değil. İşin bir ekonomik tarafı da var. İşte ekonomik yapıdaki değişme, sanayileşme. Az önce işte Freire'ın o kitabından bir örnek vermiştim. Sanayileşme sürecine bağlı olarak da üretim biçimimiz değişiyor. Yani şimdi toprağa bağlı çalışan insanı düşünün. Bir de fabrikada çalışan insanı düşünün. Bir de günümüzün ofislerinde bilgi yoğun işler yapan bir araştırma şirketindeki insanı düşünün. Bir başka işte sağlık kuruluşundaki hekimi ya da diğer sağlık personelini düşünün. Bunların yaptıkları işlere göre zihin düşünme biçimleri, yaşam biçimleri, eğitim biçimleri farklılaşıyor. Dolayısıyla siz eğer pre-endüstriyel bir dünyadaysanız, pre-endüstriyel dünyadaki yaşam biçiminizle endüstri sonrasındaki yaşam biçiminiz, çalışma biçiminiz, o ekonomik aktivitelerin doğasının çok büyük ölçüde farklılaştığını, değiştiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla birçok faktör, bu arada dış dünyayla etkileşim hep akademik literatürde vurgulanır. Günümüzde zaten küresel bir köye dönmüş durumdayız. Dolayısıyla dünyanın başka yerinde olan olaylardan çok daha kolay haberdar olur hale geldik. Geçtiğimiz yüzyılın başında Çin'e giden bir batılı gezgin bir Çinliyle konuşur. Çinli ona iyi yürekli kraliçelerinden bahseder. Şimdi gezgin de haberdardır. Çinliye der ki sizin iyi yürekli kraliçeniz 10 sene önce öldü. Çinli oturur hüngür hüngür ağlar. Aradan 10 sene geçmiş. O hala iyi yürekli kraliçesinin yaşadığını düşünüyor ve bunu gelen yabancılara anlatıyor. 10 sene sonra öğrendiğinde de ağlıyor. Dolayısıyla haberdar değilsiniz. Oysa bugün hemen hemen her yerden anında haberdarız. Dolayısıyla o haberdar olmanın, her şeyden haberdar olmanın beraberinde getirdiği olumlu ya da olumsuz bir takım değişmeleri de toplum olarak bütün dünya gibi biz de yaşıyoruz. Evet, değişimden kaçmak, direnmek, karşı durmak mümkün değil herhalde. Bu hani matbaaya karşı çıkan bir gruptan söz edilir Osmanlı'nın son zamanlarında. Tabii ki kendi bağlamında okunması gereken bir durum. Günümüzdeki hocalarımızdan, akademisyen hoca hanımlardan bir tanesiyle bir mecliste oturuyoruz. Demişti ki, işte sosyal bilimler alanında bir akademisyen, ilk Twitter çıktığı zaman öğrencilerime işte bunlar boş iş arkadaşlar, bunlarla uğraşmayın dedim. Dediler ki matbaaya karşı çıkan Osmanlılar gibisiniz hocam, yani niye anlayıp dinlemeden karşı çıkıyorsunuz, hayat burada dediler bana diyor. Sonra hakikaten ne varmış dur bakayım şu gençler ne diyor diye girdim diyor. Şu an müthiş aktif kullanıyor yıllardır ve gerçekten yakalamış durumda o değişimi. Samimiyetle bunu paylaşmıştı bir mecliste. Gerçekten o değişim bazen yok artık buna da gerek yok ya da bu da çok belki işlevsel olmayacak ya da tutunmayacak, kalıcı olmayacak diye öngörülerde bulunsak bile hakikaten önünde durulmaz bir şeye dönüşmüş gibi duruyor. Televizyon için zamanında söylenmiş, kim radyonun görüntülerini görmek ister ki? Yani radyoda dinliyoruz zaten, kim görüntü görmek ister? Ya da sessiz filmler sesliye döneceği zaman kim bunun sesini duymak ister ki, ne gerek var diye sinemada. Pek çok şey için yok artık, gelişeceği kadar gelişti. Patentlerle ilgili keşfedilecek her şey keşfedildi, artık yeni bir şey yok denilmiş sanıyorum 60'larda ki o günden bugüne malum. Ne kadar içimizde statükocu bir yan, güvenlik arayan, stabilite arayan bir yan varsa ve yeter artık, hani bu kadar yeter dese de herhalde bunun hiç sonu yok. Hiç bitmeyecek bu gelişme, değişme. Yok, şimdi tabii başka örnekler de var. Mesela IBM'in başında, Watson'da sanırım, Olsen miydi? Şunu söylüyor 50'lerde. Dünyada diyor satılsa satılsa ya 3 bilgisayar satılır ya 5 bilgisayar satılır. Şu anda elimizdeki her birimizin kullandığı şeylerin işlemcileri uzaya gönderilen o ilk bilgisayarlardan, o şeylerin uyduların bilgisayarlarından daha güçlü olduğu söylenir. Yani hemen hemen herkesin elinde artık bilgisayar var ve bütün hayatın her alanında bilgisayarların
etkisini görüyoruz. Tabii insan bildiği dünyada kendini güvende hissediyor. Bildiği insanların yanında güvende hissediyor. Dolayısıyla değişim aslında biraz bu tarafıyla bildiğimiz dünyanın sonunu getiriyor. Bildiğimiz dünyanın sonuna gelmek ya da bildiğimiz bu avranın dışına çıkmak, her an balta girmemiş bir ormanda saldırıya uğrama, her ağacın arkasından bilmediğimiz bir yırtıcının saldırısına uğrama riskini de içinde barındıran bir şey. Tabii risk, bir de şey tarafı var. Yani değişimin bir risk tarafı var. Yani böyle bir balta girmemiş bir ormana giriyorsunuz, bilinmemiş bir ormanda her an böyle bir saldırıyla karşılaşma korkusu beynimizin derinliklerinde bir yerde var ve bir ürktüğümüz, korktuğumuz o belirsizlikten, değişimin getirdiği belirsizlikten bir tarafımız var. Ama değişim aynı zamanda fırsat. Evet. Yani hayatımızdaki birçok hoşnut olmadığımız, memnun olmadığımız, iyileştirmek istediğimiz şeyleri daha iyi hale getirmek için değişim bize bir fırsat da sunuyor. Dolayısıyla bu Çince bilmiyorum ama bazı kaynaklarda söylerler onu. Çince'de risk ve fırsatın aynı anda değişim kavramında içerdiğini söylerler. Öyle veya böyle ama biliyoruz ki değişim kendi içinde hem bir tehdit hem de bir fırsat taşıyor. Dolayısıyla burada değişimden korkmak, yani durdurabileceğimiz bir şey değil, siz de söylediniz. Yani dışımızdaki dünya değişiyor. Bunu yok sayıp kafamızı kuma gömüp her şey geçti, değişti diyebiliriz. Ya da dışımızdaki dünyayı anlamaya çalışıp biraz daha cesur davranıp, onunla yüzleşip, onu anlamaya çalışıp, ona uygun, o dışımızdaki dünyaya uygun bir takım hayat stratejileri geliştirmek yoluna gidebiliriz. Daha aktif olabiliriz. Yani pasif olmak yerine değişim karşısında. Edigen olmak yerine değişim belki birçok konuda biz yönlendirebilir hale gelebiliriz. Bütün belki makro düzeydeki değişimi yönlendiremeyebiliriz. Yani yapay zeka bugün dünyayı bambaşka bir yere götürüyor olabilir ve biz bunu değiştiremeyebiliriz. Ama yapay zekanın bizim hayatımıza katacak şeylerini olumlu yönde kullanır hale gelebiliriz onu hazırlanarak. Değişimle birlikte akabiliriz, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Tam bir psikolog yorumu oldu, güzel de bir yorum. Bulanmadan, evet. Donmadan akmak ne güzel diyor değil Hazreti Mevlana. Mevlana. Evet. Her gün bir yere konmak, bir yerden göçmek ne iyi, bulanmadan, donmadan akmak ne güzel. Dün dünle gitti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor. Değişime uyum sağlayan hayatta kalır. Darwin'in de söylediği değil bir şeydir. Değil mi? En değil güçlü mi? Olan değil, uyum sağlayan. Yeah. Evet, uyum sağlamak demek de esneklik demek aslında. Kesinlikle. Değişime uyum kesinlikle sağlayabilmek demek. Kesinlikle. Önemli bir resilience becerisi, önemli kesinlikle bir ruhsal sağlamlık değil mi becerisi, dayanıklılık kesinlikle becerisi. Hepimize lazım. Biraz zorlanmak iyidir. Konfor alanımızın biraz dışına çıkmak iyidir. Çünkü bunu iç içe halkalar olarak düşünürsek mevcut konumumdayım. Evet, burada dengedeyim kendimce. Bunun bir dışındaki halka korku alanı. O korku alanından geçebilirsem konfor alanımın dışına çıkıp büyüme ve gelişme alanına ulaşırım. Onun için önce biraz dizlerimin titremesi normaldir. Mevcut kesinlikle konumumu terk ederken, yeni bir varoluşa geçerken, yeni bir algılayış, yeni bir iş yapma biçimi, yeni bir davranış biçimi benimserken biraz dizlerimizin titremesi normal. Kaygıdan dolayı biraz kalbimizin çarpması normal. Her türlü yenilik ve değişim bir miktar kaygıyla gelir. Çünkü alışık olduğumuz suların dışına çıkacağız. Bu normal, bu çok doğal, bu çok insani. Önemli olan hiç korkmamak değil ki. Korkuya rağmen yapması gereken şeyi yapmak. Korkuya rağmen adım atabilmek. Tabii bir de burada biraz yeteneklerimize de güvenmemiz lazım. Kesinlikle. Sanırım Dostoyevski'nin de o söz, insan uyum sağlayan varlık diye. Her şey uyum sağlama becerimiz var. O konuda yeteneklerimize biraz güvenmemiz, evet, biraz kendimize inanmamız herhalde bu sizin bahsettiğiniz süreci kolaylaştıracaktır, uyum sürecini. Kesinlikle. İnsan adaptif bir varlıktır. Evet. Bunu unutmamamız lazım. Yani şunları söyleriz ya, günlük hayatta kendimizi de kısıtlayan şeylerdir. Ay ben şunu yiyemem, şurada yatamam, şurada uyuyamam. Evet, var böyle alışkanlıklarımız, ihtiyatlarımız var ama şunu da bilmemiz lazım. Tarih boyunca insanlar yangın, deprem, sel, savaş gibi felaketler gördüler. Hiç alışkın olmadıkları yerde uyudular, hiç alışkın olmadıkları giysileri giydiler, hiç alışkın olmadıkları iklimlere sürgün oldular ya da göç ettiler. Yani konfor alanını defalarca terk etmiş ve oraya uyum sağlamış bir türün devamıyız biz. Biz hayatta kalanlarız. Öldürmeyen acı da güçlendiriyor. Güçlendiriyor. Sözü vardır meşhur. Atalarımızdan o işte sürgünlerde
hayatını kaybedenler olmuş, savaş dönemlerinde olmuş. Adapte olamayanlar, görece fizyolojik olarak, duygusal olarak zayıf olanlar hayatta kalamamış. Biz o hayatta kalanların, sebatkar olanların torunlarıyız. Kesinlikle. Dolayısıyla biraz güvenelim genlerimize, atalarımıza. Biz hayatta kalabilecek şekilde tasarlanmışız, öyle yaratılmışız. Evet. Dünyanın neresine gidersek gidelim, biraz yabancılık çekeriz, biraz özlem çekeriz ama bir şekilde de hayatta kalırız. Eğer bunu ister ve buna kendimizi açarsak. Peki değerli hocam, demin biraz değindiniz ama bunun altını çizelim istiyorum. Değişim her zaman ilerlemeci bir anlamda, progresif, böyle hani iyiye doğru mudur? Değişim her zaman iyiye ve güzelle doğru mudur? Yani ne kadar değişirsek o kadar iyi mi? Yoksa gerileme, bozulma, yozlaşma gibi kavramları da toplumsal değişme içerisinde okuyabilir, değerlendirebilir miyiz? Şimdi, değişim ne tür bir kavram? Sosyolojik bir kavram. Dediğiniz gibi yani ileriye yönelik de olabilir, geriye yönelik de olabilir, yozlaşma şeklinde de olabilir, çürüme şeklinde de olabilir, kalkınma, büyüme, zenginleşme şeklinde de olabilir, yoksullaşma şeklinde de olabilir, modernleşme şeklinde de olabilir veya işte modernleşmeden uzaklaşma şeklinde de olabilir. Tabii bütün bu kavramların bir de başka bir boyutu daha var. Şimdi bu kavramlar biraz çalışılan disipline göre de değişiyor. Değişim sosyolojik ama diyelim ki yozlaşma daha teolojik bir kavram. Yabancılaşma daha psikolojik bir kavram. Modernleşme daha politik boyutu baskın bir kavram. Kalkınma daha ekonomik bir kavram. Bütün bunlar aslında hepsi değişimi ifade ediyor. Hepsi toplumun mahiyet ve muhtevasındaki bir farklılaşmayı ifade ediyor. Ama değişim dışındaki kavramların hepsinin bir yönü var. Yozlaşma dediğiniz zaman bir yön var. Yabancılaşma dediğiniz zaman bir yön var. Veya modernleşme dediğiniz zaman bir yön var. İşte kalkınma dediğiniz zaman ekonomik kaynakların zenginleşmesi, dağıtımda bir takım olumlu gelişmeler vesaire söz konusu. Modernleşme dediğimiz zaman o büyük bir büyük dönüşümün adı modernleşme dediğimiz şey. Yani işte şehirleşmenin ortaya çıkması, kalkınmanın ortaya çıkması, işte bireyselleşmenin ortaya çıkması, eğitimin yaygınlaşması, kadının çalışma hayatına girişi, çünkü eğitim yaygınlaştığında doğal olarak kadın ve erkek birlikte eğitim alıyor ve o alınan eğitimle beraber çalışma hayatında kadınlar da ortaya çıkıyor. Kadınlar çalışma hayatına girdiği zaman bir hem çalışma hayatında değişme, hem aile, roller vesairede büyük değişimin ve dönüşümün adı modernleşme. Sevelim sevmeyelim ama sosyolojik olarak, politik sosyoloji açısından kritik bir kavram ve bunların hepsinde bir yön var, bir istikamet var. Ama şeye geldiğimiz zaman, değişme kavramına geldiğimiz zaman bir yön ve istikamet yok. Nötr bir kavram değişme. Yani dediğiniz gibi iyi yönde de olabilir, olumlu şeyler de olabilir. Sizin arzu ettiğiniz hedefler doğrultusunda olabilir. Hiç arzu etmediğiniz doğrultuda da değişim olabilir. Ama hep var. Hep hayatımızın bir parçası olarak varlığını koruyor. Kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Evet. Evet. Mesele şu ki bizler bunun içerisinde hem özne hem belki ondan etkilenen kişiler de olarak buna nasıl bir katkı sunuyoruz? Ne kesinlikle kadar adapte oluyoruz? Kesinlikle. Ne kadar olumluya hayra çevirme noktasında bir su damlası kadar bile olsa ne kadar katkımız oluyor? Evet. Peki toplumsal değişme karmaşık bir süreç diyoruz hocam. İçerisinde ekonomik, teknolojik, fiziksel çevreyle ilgili belki işte interneti, dijitalleşmeyi ayrıca ele almamız gerekir ama pek çok faktör var değişmeyi tetikleyen ve şekillendiren. Bunları tek tek açalım istiyorum. Mesela ekonomideki değişim nasıl etkiledi bu toplumsal değişmeyi? Biraz bahsettik hani tabii, balta meselesinde kadınların eline bir ekonomik güç geçmesini ama en temelde o tarım devrimi ve sonrasında endüstri devriminden belki alacak olursak ya da daha geriye gidelim mi, nasıl isterseniz, ekonomideki değişim toplumsal değişmeyi nasıl tetikliyor? Şimdi tabii aslında toplumsal değişmenin bir parçası ekonomideki değişim. Şimdi toplumsal değişme, kültürel değişme ekonomik değişmeyi etkilediği gibi, ekonomik değişme de toplumsal ve kültürel değişmeyi etkiliyor. Kültürel değişmenin içerisinde dini değerler, inançlar vesaireler de var. Sosyolojik açıdan baktığımızda. Şimdi tabii bunu dediğiniz gibi makro bir süreçte alırsak, makro bir boyuttan alırsak, işte bu pre-endüstriyel, endüstriyel, post-endüstriyel, avcı toplayıcı toplumlardan günümüzün bilgi toplumlarına kadar gelebiliriz. Şimdi avcı ve toplayıcı toplumdaki ekonomik aktiviteye baktığımızda, orada yaptığımız faaliyetlerle
bilgi toplumundaki ekonomik aktivitenin boyutlarına, hacmine, niteliğine, talep ettiği eğitime, insan kalitesine, beşeri sermayeye baktığımızda arada korkunç bir uçurum var ve işin temelinde de ekonomi var. Tabii o ekonomi diğer komponent unsurlarla, yani eğitimle ve toplumun diğer örgütlenmesi ve kültürel ögeleriyle, sosyal ögeleriyle iç içe geçen bir kavram. Dolayısıyla bir insana şöyle desem, şu kişi, A kişisi bir avcı toplayıcı toplumlardan geliyor. Hala dünyada böyle toplumlar var aslında. Şu kişi tarım toplumundan geliyor. Şu kişi endüstri toplumundan, şu kişi de bilgi toplumundan geliyor. Şimdi gözünüzün önüne getirin bu dört farklı kişiyi. Dört farklı ekonomik aktivite var. Hayatı sürdürmek için avcılık ve toplayıcılıkla yaşıyorsunuz. Orada doğdunuz, orada büyüdünüz ve bir dünyaya nasıl bakardınız? Çok muhtemelen işte bildiğiniz formal eğitim şeyleri olmazdı. İşte bildiğiniz teknolojik gelişme olmazdı. Daha iptidai bir teknoloji kullanırdınız. Kullandığınız o sınırlı sayıdaki teknolojiyle hayatınızı idame ettirmeye çalışırdınız. Üretiminiz daha kıt olurdu. Ancak karnınızı doyururdunuz. Artık bir değeriniz olmazdı. Artık değer olmadığı için onun beraberinde getirdiği bir takım sonuçlar olmazdı. Ama sonra bakıyorsunuz insanlar tarım toplumlarına geçtiklerinde bu sefer sadece doğada bulduklarını tüketmiyorlar. Aynı zamanda o doğada bulduklarını yeniden üretiyorlar. Orada işte bir takım sebzeler, meyveler vesaireler yeniden üretildiğini görüyorsunuz. Bu sefer toprak işlenmeye başlıyor. İşte bu sefer artık bir değerin ortaya çıktığını görüyoruz ekonomide. Şimdi ekonomide artık bir değer ortaya çıkınca, fazla bir ürün ortaya çıkınca birileri bu ürüne el koyduğunu görüyorsunuz. O dönemin içerisindeki o işte derebeyler dersiniz, aristokrat dersiniz, ne derseniz. Onlar bu ürüne el koyduklarında o ellerindeki paralarla ne yapıyorlar? Askerler yetiştiriyorlar, devletler kuruyorlar, başka şeyler kuruyorlar. Bilim adamları belki o üretimin, tarımsal üretim içinde olmuyor ama o faaliyetlerini başka alanlarda kullanıyor. Sanat adamları yetişmeye başlıyor. O sanat adamları finanse ediliyor. Onun yerine oradaki artık değerle bunlar finanse ediliyor. Topyekin olarak sistem değişiyor, ekonomi değiştiği zaman. İşte sanayiye geçiyorsunuz, sanayi üretiminin ortaya çıkışıyla beraber verimlilik artıyor, zenginlik artıyor. Onun ekonomik güç artıyor, teknolojik gelişme artıyor. Dolayısıyla bütün bu sanayi üretiminin getirdiği, nitekim dünyada sanayi devrimini ilk geliştiren ülke, aynı zamanda güneşin üzerinde hiç batmadığı bir imparatorluğa dönüşüyor. O sanayi devrimi mesela şöyle düşünün, o ekonomik değişime direnç hikayesini ele alalım. Şimdi o sanayi devrimi gelinceye kadar, işte siz matbaa örneğini verdiniz, kendi bölgelerinde büyük güçler var. İşte Çin var, Osmanlı İmparatorluğu var vesaire. Bunlar kendi içerisinde o şeylerini de sürdürüyorlar. Ama dünyanın başka bir yerinde yeni bir ekonomik üretim biçimi ortaya çıkıyor. Yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Ve o yeni üretim biçimi, yeni teknolojiler diğerleri karşısında müthiş bir avantaj sağlıyor. Diğerleri kılıçla vesaireyle iş yaparken o daha yüksek teknolojilerle, silahlarla iş yapabilir hale geliyor. Verimlilik inanılmaz arttığı için askerinin karnını daha iyi doyurabiliyor. Veya daha iyi kumaşlar üretebiliyor o yeni makinalarda vesaireyi de. Askerini daha iyi koruyabiliyor. Dolayısıyla dünyada müthiş bir o ekonomik değişme, aynı zamanda müthiş bir politik değişmenin de kaynağını oluşturuyor. Aynı zamanda işte kentleşmeyi başlatıyor, diğer bir takım hareketleri başlatıyor, eğitim başlatıyor. Yani o ekonomideki dönüşüm aynı zamanda birçok alandaki dönüşümün de kaynağını oluşturuyor. Yani bunları çok uzatarak konuşabiliriz. Sanırım sorunuz var. Yok, çok güzel hocam. Bu çok zihin açıcı bu söyledikleriniz. Çünkü ekonomi demek aslında duygusal meselelere de taalluk ediyor. Onlarla da ilişkili. Ekonomi demek bir ailenin içindeki güç ilişkilerinin de değişmesi demek. Kesinlikle. Bir ülkedeki güç ilişkilerinin de değişmesi demek. Sermayedarların kimlerin güç sahibi olacağını, kimlerin hayata, kültürel hayata, sosyal hayata, sanat hayatına, politik meselelere yön vereceğini de çok değiştiriyor. Aslında ekonomi her şeyle o kadar organik bağlantı içerisinde ki belki başlı başına bir programda konuşulmayı hak eden bir başlık. Yoksulluk insan hayatında korkunç bir etki yapar. Zenginlik de öyle. Yani bizim dünyaya bakışımızı değiştirir, değerlerimizi değiştirir, düşünce. Hem birey düzeyinde bizi değiştirir, hem de toplumları değiştirir. Dolayısıyla kaynaklar kıtlaştıkça
insanlar daha öfkeli, daha saldırgan hale gelir o kaynakları paylaşabilmek için. Kaynakların bollaştığı yerlerde insanların davranışları daha böyle geniş, tolerans imkanlarının arttığını görürsünüz, rahatladığını görürsünüz. Evde giyecek bolsa kardeşler birbirlerine bolca giyecek ikram ederler ama evde giyecek de yiyecek de çok azsa herkes hayatta kalabilmek için ya da birazcık daha kendi isteklerini gerçekleştirebilmek, arzularını gerçekleştirebilmek için kardeşleriyle kıyasıya mücadeleye girebilir. Dolayısıyla ekonomik olanın toplumsal, kültürel olan üzerinde bir etkisi vardır. Ama bu tek taraflı bir şey değildir. Kültürel olan da ekonomik olanı etkiler. Evet. Karşılıklı dinamik bir ilişki var. Peki ekonomik anlamdaki bu değişimler etkiliyor dedik. Ekonominin çok bağlantılı olduğu bir kavram var, küreselleşme. Yani kıtalar arası sermaye değiş tokuşu diyebiliriz, bilgi değiş tokuşu da aynı zamanda. Kıtalar arası bilginin ve sermayenin el değiştirebiliyor olması, ürün ve hizmetin satılabiliyor, alınabiliyor olması da çok önemli bir değişimdi, dönüşümdü. Küreselleşme nasıl etkiledi toplumsal değişmeyi? Şimdi tabii küreselleşmenin, küreselleşmeyi farklı şekillerde tanımlayabiliriz. Yani küreselleşmeye bir tanım vardır. Şöyle bir tanımı var. Ticareti serbestleşmesi olarak alıyorlar. Hatta bazıları buradan giderek şunu söylüyorlar. Diyorlar ki dünya 100 küsur sene önce daha küreseldi. Çünkü ticaret daha serbestti. Pasaport olmadan birçok ülkeye gidebiliyordunuz. Ama bugün pasaport olmadan hiçbir ülkede burnunuzu çıkartamıyorsunuz dışarıya diyorlar. Benim kullandığım küreselleşme tanımı bu değil. Küreselleşme dünyanın bir anlamda bu bir takım şeylerin yoğunlaşması, yani insan hareketinin, mal hareketinin vesairenin akışın yoğunlaşması ve bir anlamda da dünyanın bir bütünleşmesi. Pozitif anlamda kullanmıyorum, bunu da nötr bir anlamda kullanıyorum. Dolayısıyla dünyadaki bu karşılıklı hareketin artışı, mal hareketinin, insan hareketinin, hizmetlerin, teknolojinin, bilginin, enformasyonun akışını ifade ediyor. Ve hiç olmadığı kadar, bugünkü dünyada bu akış gündeme gelmeye başladı. Yani kendi hayatımızdan da biliyoruz. Biliyorsunuz işte bundan 15-20 yıl önce, 25-30 yıl öncesinde telefon edeceğiniz zaman saatlerce uğraşıyordunuz, yazdırıyordunuz, postaneye gidiyordunuz, bekliyordunuz, olmadık şeyler yapıyordunuz. Oysa bugünkü dünyada artık herkes dünyanın her yeriyle anında iletişim halinde. Dolayısıyla bütün bunlar aslında küreselleşmenin teknolojik altyapısını oluşturan bir unsur. Şimdi bu küreselleşmeyle beraber üretimin hacmi artması, teknolojinin artması belki biraz bir önceki soruyla da bağlantı kurarak onu atlamamamızda fayda var. Ona değinip tekrar küreselleşmeye dönebiliriz. Orada mesela günümüzün çok temel problemlerinden birisi, küresel sorunlarından birisi şu. Giderek bir küresel ısınma dediğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Çok muhtemelen küresel ısınmayla beraber dünyada bildiğimiz dünyanın sonuna gelebiliriz. Yani diyelim buradaki mevcut üretim biçimi çöl haline dönebiliriz yarın ülke olarak bir süre sonra. Bu küresel ısınma böyle devam ederse, yani bugünkü üreticilerimiz ne yapar o zaman bilmiyorum. Dolayısıyla bunun beraberinde getirdiği çok büyük hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Neler olabilir mesela? İnsan hareketleri gündeme gelebilir. Yani bu çölleşmenin yoğun olduğu, küresel ısınmanın yoğun olduğu bölgelerden diğer bölgelere doğru bu insan hareketliliği çok daha fazla olabilir. Küreselleşmeyle beraber farkındalık arttı. Artan farkındalıkla beraber dünyanın yoksul ülkelerindekiler dünyanın görece varsın ülkelerindeki yaşam biçimlerini görmeye başladı. Onu gördükten sonra da onları tutmak zorlaştı. Eskiden haberdar değildi, yolları bilmiyordu, yöntemi bilmiyordu vesaire. Ama şimdi dünyanın başka bir yerindeki hayattan daha kolay haberdar. Yani buradaki diyelim ki Afganlı her gün sosyal medyadaki paylaşımlarını Afganistan'da çok daha farklı bir hayatı yaşayan insanlara sunabiliyor, aktarabiliyor. Bazen de burada gerçek olanı değil, ideal olanı sunabiliyor. Ya da dünyanın öbür ucundaki yaşam biçimlerini buradaki kişi görebilir hale geldi. Bu da bu farkındalığı da büyük ölçüde küreselleşme
arttırdı. Ve artan farkındalık, artan o küresel ısınma, diğer büyüyen küresel sorunların etkisiyle önümüzdeki dönemde çok daha büyük göç hareketleri, çok daha büyük ekonomik değişmeler, dönüşmeler ve buna uygun belki yeni teknolojiler geliştirilebilir. Ben karakter olarak iyimser bir insanım. Bazen insanı yanıltabilir iyimserlikte. Dolayısıyla kötüye gittiğimizi hiç düşünmedim, düşünmüyorum da. Değişim her zaman tek yönlü, olumlu yönde olmuyor. Elbette değişimle beraber gelen kayıplar var, eksikler var ama totale baktığımız zaman biz insanlar yanlışlarından, hatalarından ders alan varlıklar. Tamam, bencil varlıklarız. Bazen kendi bencil heveslerimiz uğruna olmadık hataları yapabiliyoruz, başka şeyler yapabiliyoruz ama ona rağmen bütün hatalarımızdan ders alabiliyoruz, öğrenebiliyoruz ve bütün o hataları daha sonra toparlayıp herkes için daha iyiye yakın belli noktalara yaklaşabiliyoruz. Ben önümüzdeki dönemle ilgili, dünya ile ilgili, doğrusu dünyaya erken geldiğimi düşünüyorum. Geleceği çok da merak ediyorum, onu da söyleyeyim. Yani şu anda, şu andaki yaşımda sahip olduğum şu teknolojilere 20'li yaşlarımda sahip olmayı çok isterdim. Çok isterdim. Yani o zaman bilgiye 20'li yaşlarda ulaşmak o kadar kolay değildi. O zaman dünyada ne olup ne bitiyor, bunları görmek kolay değildi. Mesleğin başında bunlara sahip olmayı, bugünkü çocukların, gençlerin sahip olduklarına sahip olmayı çok isterdim. O yüzden dünya öyle kötüye falan gitmiyor. Dünyada her şey iyiye gitmiyor. Bozulan şeyler de var ama totale baktığımız zaman insanoğlu hatalarından ders alıyor ve sürekli hayatı kolaylaştıracak yöntemler geliştiriyor. Küresel ısınmaya da herhalde kendince bir başka çözüm bulacaktır yeni teknolojik imkanlarla. Eğer içindeki, özündeki iyiyi ortaya çıkarmayı isterse 1000 yıl önce ya da 1000 yıl sonra koşulları insanlığın lehine çevirecek adımları atabilir insan. Özünde de ama bir iyilik de var insanın. Yani insan böyle sadece bencil, kendi çıkarını düşünen bir varlık değil. Aynı zamanda o bir araya gelerek başkalarıyla ortak iyiyi de bulabilecek sosyal bir varlık. Evet, çok kerelerde şahit oluyoruz o diğer kan faaliyetlere. Mesela komşusu açken tok yatmamak bizim prensibimizdir. Veya şunu sorarız basit bir test olarak insanlara, hani test etmek anlamında değil ama basit bir turnusol kağıdı olarak. Yakınında bir dere olsa ve orada boğulmakta olan bir çocuk olsa ona yardım eder misin kurtarmak için? Tabii ki ederiz. Yani hemen herkes... Evet. Yüzme biliyorsa, akıl ruh sağlığı yerinde olan hemen herkes tabii ki diyecek. Teknoloji sayesinde dünyanın çok uzak yerlerindeki acılardan, kederlerden de haberdar oluyoruz. Biraz çaresizlik duygusu hissediyoruz bir savaş görüntüsü, bir sel görüntüsü karşısında. Ama biraz da ona da el uzatabilmemizi sağlayan da bir duyarlılığa dönüşüyor. Yani buradaki bir insan Yemen'deki açlık sorunu için ya da Pakistan'daki sel için bağışta bulunabiliyor, bir farkındalık kampanyasının içerisinde yer alabiliyor. Bu anlamda da dünyanın küçülmesi, içimizdeki merhameti ve iyiyi, o tohumu da yeşertebilen bir duruma dönüşebiliyor. Bakıyoruz, evet dünya küçüldü, evet sınırlar ortadan kalkıyor gibi. Bir yandan ulus devletler güçlense de bir yandan da sınırlar ortadan kalkıyor gibi teknoloji sayesinde, internet sayesinde özellikle. Dünyanın uzak köşelerindeki bir acıdan, kederden de haberdar oluyoruz. Diğer gam duygularımız yok olmamış. Onlar için de bir şeyler yapmaya gücü yeten insanlar talip olabiliyor. Bunu görmek de sevindirici. Bu arada belki bir şey eklemek mümkün. Lütfen. Biz tabii hayatta kalmaya programlı varlıklarız. O yüzden hep zihnimiz o tehlikeleri tarıyor ya. Dolayısıyla tehlike haberleri çok ilgi çektiği için bu tehlikeli şeyler, olumsuz şeyler çok fazla paylaşılıyor. Evet. Öyle olunca da her şey sanki kötüye gidiyormuş gibi görüyoruz. İşte sosyal medyada her şey kötüymüş gibi, teknolojide her şey kötüymüş gibi sürekli böyle bir şey var. Çünkü bu kötü haber daha fazla alıcıya sahip. Evet. İyi haber, yani sokaktan geçerken iyi insanları gördüğümüzde çok da şey yapmıyoruz, rahatsız olmuyoruz ama iki kişi kavga ettiğini gördüğümüzde hemen dönüp oraya bakıyoruz ve onu haber yapıyoruz. Dolayısıyla biraz da böyle bir seçici algılama özelliğimiz dolayısıyla sanki dünya kötüye gidiyormuş gibi bir şeyimiz var. Bilmiyorum, ben o grupta değilim. Kaygılarımız sebebiyle çok son derece katılıyorum size. Kaygılarımız sebebiyle kötüye daha fazla odaklanıyoruz. Seçici bir odaklanmamız, algımız var. Hayatta kalabilmek için de o kötüyü ya da kaygı verici olanı es geçmememiz gerektiğini Kesinlikle. Öğrenmişiz atalarımızdan, tecrübelerimizden. Ama görünenin ötesinde çok çok fazla iyilik de var, iyi insanlar da var.
Peki biraz teknoloji dedik ama hocam onu biraz açabilir miyiz? Teknolojik gelişmeler toplumsal değişmeyi nasıl etkiledi? Mesela işte o telefon özel bir şeydi. Gerçekten bir hastalık, bir büyük bir olay falan olunca insanlar birbirine telefon açardı, postaneden bağlatırdı. Böyle süreçler vardı eskiden bir görüşme yapabilmek için. Şimdi 7 gün 24 saat herkes neredeyse herkese sesli ya da görüntülü olarak ulaşabiliyor. Bu en basit şahit olduğumuz gelişmelerden bir tanesi. Teknolojideki bu akıl almaz değişim ve gelişim toplumsal değişmeyi nasıl etkiledi? Birçok şey aslında bütün hayatımızı değiştirdi teknoloji diyebilirim. Yani insan olarak belki bir temel güdülerimiz ve aynı. İnsan olarak yine benzer bir şey, hayat, sosyal hayatı yaşıyoruz vesaire. Aynı dili konuşmaya devam ediyoruz ama şimdi şöyle düşünün, 40 sene öncesine gidin, otomobillerin vesairenin kullanılmadığı dönemlerde bayramlaşmaları düşünün mesela. İnsanlar normalde bayramlaşıyordu. Şeyle beraber işte insanlar otomobil sahibi olduğu bayramlarda tatil haline, tatile gider olduk. Mektup yazıyorduk örneğin geçmişte. O mektupların yerini şeyler almaya başladı. İşte mailler almaya başladı. Yani bütün insanlık tarihi boyunca teknoloji aslında bütün hayatımızı bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Hatta böyle bu küçük örneklerin ötesinde büyük örnekler de var. Mesela sizin en başta dile getirdiğiniz matbaayı ele alalım. Şimdi matbaa Çin'de bulunuyor biliyorsunuz. Matbaa Çin'de bulunduktan sonra işte Batılılar bunu bilgi üretmek ve yaygınlaştırmak için kullanıyor. Çin buna müsaade etmiyor. Çünkü Landes diye ünlü bir tarihçi var. Enformasyon güç. Enformasyonu kontrol edemezsiniz. Teknolojiyi kontrol edemezseniz. O yüzden matbaanın yaygınlaşmasını engellemeye çalışıyor. Batı'da kilise direniyor. Matbaaya aslında. Çünkü kilisenin otoritesini sarsan bir şey. Çünkü insanlar kaynaklara doğrudan kendi ulaştığı zaman kilisedeki papaza sormayacak o dininin yorumunu. Orada bireyselleşme ve kendi aklıyla onu görmeye başlayacak. Bizde de direniliyor biliyorsunuz matbaaya. Yani 60 bin hattat vesaire ne kadarsa tam sayıyı bilmiyorum ama öyle bir rakam var aklımda. İşte işlerini kaybetme korkusuyla direnecek diyor ama asıl işin gerisinde o teknolojinin beraberinde getireceği bir büyük değişim korkusu var. Bunun farkındalar. O yüzden de dikkat ederseniz belli alanların dışında kitap bastırmıyorlar. Evet. Ve yıllarca çok az sayıda kitap bastırılıyor. Ama matbaa yaygınlaştığı zaman Batı Avrupa ülkelerinde bilgi inanılmaz bir hızla yayılıyor. Okuma yazma oranı inanılmaz bir hızla yayılıyor. 1800'lerde İngiltere'de okuma yazma oranı bizim 100 sene sonra ulaştığımız düzeyin çok önündeydi. Toplum olarak. Hal böyle olunca toplumun bilgi düzeyi, eğitim düzeyi, beşeri sermayenin niteliği çok farklılaşmış oluyor. Dolayısıyla toplumdaki büyük değişimlerin kaynağını da oluşturabiliyor bu şey. Dolayısıyla matbaayı Çinliler bulmuş olsa bile, Çinliler ve bizim cetlerimiz maalesef Batılılar kadar hızlı bir şekilde bu teknolojiyi kullanarak bilgiyi yaygınlaştıramadılar. Beşeri sermayenin kalitesini aynı hızla yenileyemediler, artıramadılar. Dolayısıyla bunu artıranlar dünyanın büyük güçleri oldu. Ve işin temeline baktığınız zaman da işin temelinde bir yine teknolojinin olduğunu görüyoruz. Bunlar sadece birkaç tane örnek ama bunlar bütün hayatımızı bugün değiştiriyor. Bütün hayatımızı etkiliyor, biçimlendiriyor. İşte günümüzde bütün hayatımız teknolojiyle yatıyor, teknolojiyle kalkıyoruz. Rüyalarımızı bile etkileyebildiğini düşünüyorum. Aklımıza gelecek her şey elimizdeki telefonlar ve aplikasyonlar içerisinde mevcut ve o aplikasyonlar bizim ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi hem biliyor, hem yönlendiriyor, okuyacaklarımızı yönlendiriyor, okuduklarımızı, bizim düşünme biçimlerimizi etkiliyor. Dolayısıyla teknolojinin her zamankinden çok daha fazla hayatımızı etkileyen tarafı söz konusu bugün için. Hani Yeryurant kabilesi örneğini vermiştim, bu taş balta yerine demir balta kullanımı. Bugün hayatımızda her gün binlerce yeni demir balta giriyor ve biz o yeni teknolojilerle, demir baltalarla hayatımızı sürdürüyoruz. Bu bize aynı zamanda bir esneklik de kazandırıyor tabii, uyum becerisi de kazandırıyor. Bir dayanıklık da
kazandırıyor ama aynı zamanda bir strese sokan, huzursuz eden, tedirgin eden, sahip olduğumuz bazı şeyleri kaybediyormuşuz korkusu yaratan, hakikaten de bazı şeyleri kaybediyoruz. Örneğin bayramlaşma adetlerini kaybetmek gibi bazı şeyleri de kaybettirini görüyoruz. İnterneti burada belki ayrıca da ele almak gerekir. Olur. Bahsettiniz hocam ama Andy Warhol hani diyor ya, bir gün gelecek herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Muhtemelen interneti öngörerek söylemedi ya da internetin bu kadar yaygınlaşabileceğini, ceplere girebileceğini öngörerek söylemedi bunu. Bir gün gelecek herkes dedi ve şu an herkesin, evet, hemen herkesin ister ise bir medyası var. Bir televizyon kanalı gibi YouTube kanalı var, video çekebiliyor veya TikTok'u var. Kendi yorumlarını yapabiliyor, siyasi görüşünü, kültürel, sanatsal herhangi bir üretimini, fikrini, günlük hayatını paylaşabiliyor. Hemen herkesin kendi medyası var artık, kendi içerik ürettiği bir medya kanalı var. Böyle bir durumda, böyle bir dünyada herhalde bunu görseydi daha fazlasını söylerdi. İnternet nasıl etkiledi? Araya da gitmemize bir 5 dakika var ama 4,5-5 dakikamız var değerli hocam. İnternet özelinde bitmesi devam ederiz. Şimdi evet, tabii internet hemen hemen gündelik hayatımızın hakikaten ayrılmaz bir parçası oldu. Kullanmayan da kalmadı. Yani Türkiye'de de bakıyorsunuz yapılan araştırmalar, insanların %80'inden fazlası internete bağlı. Hatta okuma yazma bilmeyenlerin bile, evet, bazı bu sosyal medya kanallarında fotoğraf beğendiklerini, çocukları kuruyor sistemi, hı hı, o açıyor, aa benim şu tanıdığım şuradaymış, bu tanıdığım buradaymış, orada fotoğraflarını görüyor vesairesini görüyor. Dolayısıyla okuma yazma bilmeyenler dahi bugün o teknolojiyi kullanabilir hale geldi. Tabii bir tarafıyla internetin şöyle bir şey tarafı var, olumlu tarafı var. Enformasyona, bilgiye daha kolay ulaşıyoruz. Bundan 30 sene önce, 20 küsur sene önce, ilk çıktığında bilgi parmaklarınızın ucunda diye bir sloganı vardı. Hakikaten bilgi parmaklarımızın ucunda ve bu müthiş bir şey. Bu inanılır bir şey değil. Ama burada tabii internetin nasıl etki yapacağı, interneti kullanan insanın zihin dünyasına da bağlı. Yani bir beşeri sermayenin kalitesi yükseldiğinde internette baktığı yerlerle, beşeri sermayesinin kalitesi düştüğünde internette baktığı yerler farklı. Beşeri sermayenin niteliği yüksek olan gruplardaki paylaşımlarla aynı beşeri sermaye, kültürel sermaye imkanına sahip olmayan kitlelerin paylaşımları vesairesi de doğal olarak farklı oluyor. Ama internet son derece demokratik biçimde. Beşeri sermayesi en düşük olana da, en yüksek olana da, Nobel'li olana da, ilkokulu zor bitirmiş olana da aynı platformda bir araya gelme imkanı sağlıyor ve kendini ifade imkanı sağlıyor. Bazen ilkokulu zor bitiren Nobel almış kişiye yanılıyorsun diyebiliyordu. O senin bildiğin gibi değil, araştırmanı öneririm diyebiliyor. Bildiğiniz gibi değil iş. Daha iyi araştırın diyebiliyor. Ya bir tür ifade hakkı, yani Nobel'li de, yani dünyanın en parlak bilim adamı da kendini ifade ediyor bu teknoloji sayesinde. İlkokulu zor bela bitirmiş kişi de kendini ifade edebiliyor. Dolayısıyla torbada ne varsa onu döküyor. Hele bir de şey var ya, anonim kimliklerin arkasında bunu ifade etme imkanı, asıl o toplumsal hayatta bastırılan bir takım şeylerin daha kolay dökülmesine yol açıyor. Yani bazen şunu düşünüyor insan, hakikaten sizde de o duygu olur mu bilmiyorum. Ya ben bu toplumda mı yaşıyorum diye söylüyorsunuz. Yani nasıl olur? Ya bu kadar da olur mu diye sorduğunuz oluyor. Evet, bu toplumda yaşıyoruz. Sadece bizimle beraberken o sevgili dostlarımız onları bastırıyorlar ama anonim kimliğin altında. Bütün onları dökebiliyorlar. O küfürler, saygısızlıklar vesaire, tatsız şeyleri de görebiliyoruz. Dolayısıyla bir anlamda torbadakiler de, evet, internetle beraber dökülüyor. Bana Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler hikayesini hatırlattı söyledikleriniz. Orada bir hanımefendi var, bir konakta yaşıyor ve yüksek topuklu ayakkabılar giymeyi çok seviyor. Ve hizmetkarlarının sadakatiyle de hep övünüyor, çok mutlu. Bir gün baş dönmesi rahatsızlığı yaşadığı için doktoru ona artık yüksek ökçeli, yüksek topuklu ayakkabılar giymeyi bırakmasını salık verir ve bırakır. Sonra hizmetkarlarının her birinin ona ihanet ettiğini
bir takım tesadüfler sonucu öğrenir. Meğer topuk sesini duyan hizmetkarları sadakat içinde işlerine devam ediyormuş. O da habersiz. Yani o topuk sesleri onun geldiğini onlara haber veren bir haberciymiş. Yüzleştikten sonra birkaç hayal kırıklığından sonra bakıyor böyle olmayacak. Tekrar yüksek topuklarını giymeye devam ediyor. Çünkü bu yüzleşme onun için çok fazla. Çok çarpıcı bir örnek oldu. Onu hatırlattı. Yani biz aynı toplumda mı yaşıyoruz? Evet, duymadığımızda, görmediğimizde bizim işte hani bazen Anadolu irfanı deriz vesaire ki çok büyük haklılık payı var bu söylemlerin. Ama işte gündüz kuşağına tesadüf ettiğimizde rastladığımız manzaralar karşısında aynı toplumda mı yaşıyoruz? Bunlar bu ülkede mi oluyor? Ya da günümüzde bu dünyada mı oluyor? Diyoruz maalesef. O da haberimiz yokken bilmemenin konforu belki bizi rahat ettiriyordu. Ama haberdar olunca insanın bir içi acımıyor değil. Değerli hocam, kısa bir aramız var. Aranın ardından bu güzel sohbete devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından biz buradayız. Sizleri de bekleriz. Tekrar merhabalar Vah TV'den, Hayata Dokunmak programından. Ben Rukiye Karaköse. Kıymetli konuğum Profesör Doktor Veysel Bozkurt ile toplumsal değişmeyi ve aile etkilerini konuşuyoruz. Değerli hocam, ilk yarıda güzel bir giriş, güzel bir tanımlamayla toplumsal değişmenin bazı alt başlıklarını konuştuk. Küreselleşme, ekonomik değişim, teknoloji, internet dedik. Peki bütün bu değişme, her bir kavram birbiriyle çok dinamik ilişkiler içinde şüphesiz. Bütün bunların içerisinde bireyselleşmeyi nereye koyabiliriz? Bu değişimin neresinde bireyselleşme? Şimdi tabii bireyselleşme bu değişimin bir parçası. Bir tarafıyla bireyselleşme bu değişimden etkileniyor. Daha doğrusu bu değişimin bireyselleşmeyi güçlendiren bir tarafı var. Çünkü geleneksel toplumlar çok böyle bireyselleşmeye müsaade eden toplumlar değil. Çünkü bu toplumlarda aile ön planda gelir, toplum ön planda gelir. Üretim biçimi de ancak o hiyerarşik yapı içerisinde varlığını sürdürür. Ama modern toplumun ortaya çıkışıyla beraber o modernleşme dediğimiz o politik büyük toplum, sosyolojik dönüşüm ortaya çıktığında ya da bu sanayileşme, kentleşme vesaire ortaya çıktığında ailenin yapısı, toplumsal ilişkilerin niteliği vesaire değişmeye başlıyor. İnsanlar artık bir ömür aynı mekanda kalmıyorlar, büyük aile içerisinde yaşamıyorlar. İnsanlar giderek kendilerini daha kolay ifade edebilir, kendi düşüncelerini daha kolay inşa edebilir, kendi farklarını daha kolay ifade edebilir hale geliyorlar. Yani bir anlamda bu şeyin beraberinde getirdiği geleneksel toplumdaki o büyük yapıların yerini modern toplumun daha atomize yapılarına bıraktığında giderek o çözülen o makro yapıların yerine birey kendini birçok alana daha kolay ifade edebilir hale geliyor. Tabii burada giderek çekirdek aile ya da işte eğitimin artması, bunun yanı sıra teknolojik imkanlar, enformasyona çok kolay ulaşması insanların kendi renklerini, kendi düşüncelerini daha kolay inşa etmelerine yol açıyor ve giderek bireyselleşmeyi güçlendiren bir tarafı var bunun. Ama doğrudan sadece bireyselleşmeyi güçlendiriyor demek ne kadar doğru olur? Onda emin değilim. Çünkü bazen kitle tüketim kültürü dediğimiz kültür öyle bir propaganda yapıyor ki bir süre sonra siz kendi düşünceniz, kendi değeriniz, kendi tercihiniz olarak gördüğünüz şeyin aslında size başkaları tarafından verilmiş kitle üretiminin ya da o en azından o tüketim toplumunun, bugün belki kitle üretimi yerine daha başka şeyler kullanıyoruz, tüketim toplumunun size bir tür enjekte ettiği ya da işte benimsettiği bir şey olduğunu farkına bile varmıyorsunuz. Siz sadece sürekli onları tüketmeye çalışıyorsunuz. O çünkü size bir statü sağlıyor. O size çünkü bir şey sağlıyor. Dolayısıyla bireyselleşme gibi görünen taraf aynı zamanda bu
büyük reklam endüstrisinin propagandasıyla aynı zamanda bireyselleşmeden uzaklaştıran bir tarafı da olduğunu düşünüyorum. Yani bir tarafıyla evet, bireyselleşmeyi güçlendiriyor. O kolektif yapılar çözülüyor. O çözülen kolektif yapılarla beraber insanlar işte bu yeni teknolojik imkanlarla bilgiye daha kolay ulaşıyorlar, başka şeylere daha kolay ulaşıyorlar. Kendi renklerini, kendi yorumlarını inşa edebiliyorlar. Ama diğer taraftan da bu sosyal medyadaki dezenformasyon, diğer tarafta o korkunç bir şey var. Korkunç bir dezenformasyon, aynı zamanda da korkunç bir şey var. Bu reklam endüstrisinin yarattığı, bu algılarımızı etkileyen bir taraf var. Bize aitmiş gibi görünen birçok şeyin de aslında çok bize ait olmadığını, dolayısıyla o bireyselliklerimizi aşındıran bir tarafı olduğunu görüyoruz. Yani iki taraflı işleyen bir süreç var karşımızda. Evet. Ama bireyselleşmenin genel eğilimi itibariyle ben güçlendiğini düşünüyorum. Burada bireyselleşiyorum ve kendimi ifade ediyorum. Kendi hayallerimin, arzularımın, tutkularımın, seçimlerimin peşinden gidiyorum diyen çok güçlü bir ses var. Ama o ses acaba sizin sesiniz mi? Ve o seçimler gerçekten benim seçimlerim mi? Evet. Ben bunu seçtim mi? Evet. Yoksa bunu seçmenin çok akla mantığa yatkın ve istenilir, arzu edilir bir şey olduğunu öğrendim mi? Onun toplumsal için. Onay için böyle bir şeyin içine mi girdiniz, değil mi? Evet. Mimetik arzu kavramı geliyor burada aklıma. Evet. Taklit arzular, yani evet, toplumun kabul edilebilir ya da kalbur üstü gördüğüm kısmının, özendiğim ya da benzemek istediğim ya da kendime kriter edindiğim kısmının tüketimlerine bakıyorum, seçimlerine, arzularına, ihtiyaçlarına bakıyorum ve bir süre sonra o şeyi benim de arzuladığıma karar veriyorum. Diyorum ki evet, Veysel Hoca böyle bir yere gitmiş, başka tanıdığım, sevdiğim iyi insanlar, kaliteli insanlar, gustosu olan, hayatı nasıl yaşayacağını bilen insanlar da buraya gitmiş. O halde tatile buraya gidilmeli. Ben de gitmeliyim. Gitmek istiyorum. İstediğime karar veriyorum bunu. Ama ne kadar zamandır istiyorum. Evet. Veya bir başka eylemi yapmayı, bir başka şeyi tüketmeyi, bir ünvanı almayı hatta ya da bir okulu okumayı, bir mesleği, bir kalifikasyonu edinmeyi bile toplum istediği için, toplum istettiği için istiyoruz ve kendi isteğimiz, kendi arzumuz zannetmeye başlayabiliyoruz. Evet, kesinlikle. Orada hakikaten bizim önümüze konulan hedeflerin hangilerini biz gerçekten seçtik, gerçekten önce reddedip sonra kabul ettik. Bir dakika, bunu istiyor muyum diye sorduk. Orada belki bireyselleşme, birey orada belki inşa edilebilir. Evet, evet. Ama öbür türlü bireyselleşme taklidi yapan bir kitleselleşmenin yine bir parçası oluyoruz tüketim endüstrisi sayesinde belki. Peki zaman zaman değindik ama dediğim gibi çok dinamik ve birbiriyle ilişkili kavramlar olduğu için her birinde bir diğer başlığa ister istemez değiniyoruz. Kentleşme toplumsal değişmeyi ve aileyi nasıl etkiledi? Ekonomiyle başlayan bir tetiklenmesi var elbette. Kentleşme dediğimiz olgu toplumsal değişmeyi ve aileyi özelde nasıl etkiledi hocam? Şimdi tabii şöyle düşünün. Kentli toplumla kentli olmayan toplumları karşılaştırdığımızda kentli olmayan toplumlar, yani bu toprağa bağlı çalışan kırsal kesimdeki aile biçimine baktığımızda kentin aile biçiminden birçok bakımdan farklılaştığını görüyoruz. En önemli özellikleri de kentli olmayan toplumlarda aile güvenlik aracı, üretim aracı, eğitim aracı ve birçok şeyin bir içinde yapıldığı bir alan. Ama kente geldiğinizde aile artık bir üretim aracı olmaktan çıkıyor. Çünkü üretim fabrikada yapılmaya başlıyor, ailenin içerisinde değil. Öğrenme aile içinde değil, okulda yapılmaya başlıyor. Güvenlik aile sizin güvenliğinizi sağlamıyor ya da işte yaşlandığınızda size bakma işi artık devletin verdiği bir takım güven şey kurumlarına, huzurevi vesaire gibi kurumlara aktarılıyor ve birçok şey değişiyor. Kentleşmeyle beraber kentleşme aynı zamanda bir tür ekonomik gelişme, sanayileşme, modernleşme vesaire gibi kavramlarla da iç içe. Ama sanayileşme olmadan da kentleşebiliyor toplumlar bazen. Kırsal kesime teknoloji öylesine giriyor ki, öylesine başka faktörler devreye giriyor ki kentleşme yine olabiliyor. Dolayısıyla ailenin yapısı büyük ölçüde değişiyor, fonksiyonları da değişiyor. Daha önce her şeyin içinde yapıldığı kurum olmaktan aile çıkıyor.
aile daha çok anne baba çocukların bir arada yaşadığı, o çocukların yetiştirildiği bir başka alana dönüştürülüyor ve ekonomik öge olmaktan çıkıyor. İş yapılan bir öge olmaktan ailenin çıktığını, farklılaştığını, çekirdek aile dediğimiz başka bir, daha küçük bir ailenin daha çok öne geçmeye başladığını görüyoruz. Tabii kentleşmeyle beraber gelen bu çok büyük bir değişim aslında. Bir süre sonra işte bu şey de işte yakın zamanlarda şeye baktığımız zaman da o çekirdek ailenin karşısında da bu sefer başka bir aile biçiminin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Tek ebeveynli aile dediğimiz ailelerin sayısının da bu kentleşme sürecinde arttığını görüyoruz. Yani kentleşme öncesinde tek ebeveynli aile öyle o kadar çok fazla değil. Ailelerin görece büyük aileler de daha kentteki aileye göre daha fazla. Elbette çekirdek aile orada da baskın ama asıl kente geldiğimizde önce çekirdek ailenin işte bugün de toplumun herhalde %75'i falan %70'in üzerinde çekirdek aile. Ama asıl büyük değişimin, önemli değişimin belki 10-15'lerde ama tek ebeveynli ailelerdeki artışın daha yüksek olmaya başladığını görüyoruz. Bu da tabii boşanmaların artmasıyla yakından alakalı bir kavram. Yani kentleşme aileyi farklı şekillerde etkiliyor ama çok köklü bir şekilde etkiliyor. Aile toplumun bir anlamda bahsettiğimiz o merkezlerini, işlevlerini bırakıp kentte daha şey bir daha dar bir alana hapsedildiğini görüyoruz. Evet. Bu yaşanan alanların daralması, ailenin işlevlerinin devredilmesi çok boyutlu sonuçlara evet. Tabii ki yol açıyor. Çocuk ebeveyniyle birlikte büyürken, dedesinden, ninesinden bir kültür aktarımı, bir miras devralırken annenin de babanın da çok uzun saatler ev dışında çalışıyor olmasından dolayı çoğu kez dedeyle, nineyle bağlantısı da kopuyor. Bazen çocuk bakma, torun bakma şeklinde o bağlantı kurulabilse de kreşlere, anaokullarına, bakıcılara o sorumluluk devredildiğinde evet çok işlevsel. Üretim bandının açısından bakarsak çok işlevsel. Herkes sabah araçlarına binip ya da toplanılıp araçlarıyla evlerinden alınıp çocuk okuluna, yetişkinler işine gidiyor. Herkes işlevsel, herkes işinin başında. Ama o bağlar sanki geri dönmemecesine değişiyor, kopuyor, yıpranıyor, aşınıyor. Bu anlamıyla bir şeylerin yitirildiğinden söz edebiliriz herhalde, değil mi? Evet, edebiliriz. Yani bütün değişmeler olumlu anlamda değil elbette. Birçok şey değişiyor. İşte toprakla bağımızı kaybediyoruz her şeyden önce. Şimdi kırsal kesimde küçük yerleşim birimlerindesiniz. Çocuksunuz, özgürsünüz. Ya da çocuksunuz, olumlu olumsuz birçok özellik bir arada var. Çok erken yaştan itibaren oradaki sabanın ucundan tutmayı öğreniyorsunuz. Ya da siz saman toplamayı, hayvanlara bakmayı, sorumluluk almayı öğreniyorsunuz. Çok erken yaşlardan itibaren. Kente geldiğiniz zaman bunların hiçbiri yok. Tamamen tüketici bir çocuk ortaya çıkıyor. Oysa orada çok erken. Bu çocuğun bu kadar erken çalışma hayatının içinde yer alması olumlu mudur, olumsuz mudur? Ayrı bir tartışma konusu. Ama olumlu, olumsuz birçok özelliği kaybediyoruz. Ve tabii sokağa bırakamıyorsunuz. Bir apartman hayatı içerisinde büyüyen çocukla köyde toprakta özgürce hareket eden çocuğun hayatı aynı olmuyor. Dünyaya bakış aynı olmuyor. Diğer insanlara bakışı aynı olmuyor. Dolayısıyla birçok olumlu ve olumsuz özelliği bir arada taşıyoruz. Belli kazançları beraberinde getirirken kent belli kayıpları da getiriyor. Bu eski bir tartışma. İşte hatırlarsanız İbn Haldun'un o Bedevi Ümran ve Haderi Ümran tartışmalarında. Ama kent uygarlık demektir. Şehir uygarlık demektir. Yani uygarlığı köyde inşa edemezsiniz. Çünkü uygarlık için daha gelişmiş bir teknolojiye, daha yüksek bir eğitime, daha yüksek bir beşeri sermayeye ihtiyaç var. Bunu da ancak o kentin o büyük, karmaşık, toplumsal iş bölümü içinde yapabilirsiniz. Dolayısıyla işte medeniyet ve medine aynı kökten gelir. Biliyorsunuz Batı'da city ve civilization. Yani civilization'ın kökünde de city, şehir var. Medenileşme, medeniyetin ya da şehrin. Dolayısıyla aslında medenileşmek, medenil olmak, kentli olmaktır, şehirli olmaktır. Ama şehirli olmak da her zaman beraberinde pozitif şeyleri getirmiş. İşte mukaddimeye bakarsanız orada kentlilerin, şehirlilerin
işte Hadri Ümran'ı yaşayanların bir takım zaaflarını oradan okuyabilirsiniz ya da diğerlerinin bir takım pozitif taraflarını okuyabilirsiniz. Bütün bu değişim pozitif ve negatif taraflarıyla hep vurguluyoruz, bir arada geliyor. Mesela kadının statüsü açısından da baktığımızda aile deyince ailenin kalbi olarak kadını belki değerlendirirsek, ben biraz burada pozitif ayrım mı yapmış olacağım bilmiyorum ama evet. Bir çatının altında yaşayan insanları aile yapan şey bilhassa orada kadının konumu, kadının sıcak, yumuşak ve besleyici yuva psikolojik yapma işlevi anlamda var ya işte. Orayı yuva kılan o kadının varlığı, varoluşu gibi görünüyor daha çok. Kentleşmeyle birlikte ev dışında uzun saatler, hatta erkek kadar uzun saatler, orada bir pek de ayrım ya da korunma çok göremiyoruz. Çok çok nadiren, çok nadir sektörlerde belki var. Hatta eşit iş yapmasına rağmen eşit ücret alması bile uzun uğraşılar sonucunda feminist hareketin doğmasına hatta sebep oluyor, sebeplerden bir tanesi oluyor. Kadının tabii ki tarih boyunca çalışmadığı bir dönem yok. Evinde, bahçesinde, tarlasında, ev tipi atölyesinde daima eşiyle ya da ailedeki diğer fertlerle omuz omuza hep çalışmış. Ama kadının ev dışında, fabrikalarda, beylerle birlikte ve aynı saatler boyunca çalışıyor olması, sonra eve dönüp tekrar geleneksel kadın rollerinden beklentileri de karşılamaya çalışıyor olması sanki kadını biraz fazla yormuş gibi görünüyor dışarıdan bakınca ama bir yanıyla da kaçınılmaz. Yani üretilmesi gereken bir şeyler var. Sadece erkek ile olmuyor. Kentleşmenin doğal bir sonucu olarak ve sadece fabrika olarak da düşünmeyelim bunu. Bilimin, sanatın, kültürün her alanında potansiyeli neye müsaitse, tarihsel baskılamaların, kısıtlamaların görece ortadan kalktığı bir dönemde, süreçte elbette etkin olmak, faal olmak, üretken olmak da isteyecek bir kadın. Çok doğal, o kadar doğal ve hayatın olağan akışına uygun ki. Ama kapitalist sistemden mi olsa gerek, biraz fazla yoruyor sanki bizi bu sistem, fazla yoruyor gibi. Kadınların üzerinde daha fazla yorucu, daha baskın bir etkisi var gibi. Tabii bunu bir kadın olarak, bir psikolog olarak, çalışan insan olarak muhtemelen siz daha çok hissediyorsunuz, daha çok biliyorsunuz bize göre. Kadının çalışma hayatına girmesiyle beraber kadının aileye, çocuğa, eve ilişkin sorumlulukları bölünmedi erkekle. Dolayısıyla kadının yükü ikiyle çarpılmaya başlanıyor. Evet. Toplumsal roller kolayca değişmiyor. Hani kadın çalışma hayatına girdi, tamam. Evdeki işler de erkeklerin arasında, erkekle kadın arasında daha adaletli ve eşit bir şekilde bölünsün denilmiyor. Çünkü beceri eksiklikleri de var, kültürel alışkanlıklar da var. Bu kültürel alışkanlıklar çok kolay değişmiyor. Zaman alıyor. Yani teknoloji çok hızlı değişiyor ama içinde yaşadığımız dünyada kültür ve değerler daha yavaş değişiyor. Sosyologlar buna cultural lag diyor. Kültürel gecikme, kültürel mesafe. Yani teknoloji başka bir yerde ama kültür başka bir yerde. Yani kadın belki iyi bir eğitim alabiliyor, çalışma hayatında hızla çalışmaya başlayabiliyor ama hala anne babasından, dedesinden vesairesinden gelen bir kültürel alışkanlıkla evdeki işleri de annesinin yaptığı kadar, yani sadece evdeki işini yapan annesi kadar yapmak durumunda hissediyor. Bir de tabii çocuğun bakımı vesaireyi düşündüğümüzde sanırım kadının yükü bu dönemde epeyce artıyor. Burada da herhalde kritik olan unsur kadınların haklarını istemeleri lazım erkeklerden. Yani, değil mi? Yani istemeleri lazım. Erkeklerin de bunu desteklemesi lazım. Evet. Bu çok doğal, adalet bunu gerektirir. Bunu gerektirir ama dünyada ilişkiler güç ilişkilerine göre biçimlenir. Onu da gerçekçi olalım. Yani, maalesef. Fakat diğer taraftan da şunu da biliyoruz ki kadınlar iyi eğitim aldıkça ve gelir elde ettikçe daha çok güçleniyorlar. Özellikle de eğitim çok güçlendiriyor kadını. Bütün bu eşitsizliklerin zaman içerisinde ortadan kalkması mümkün değil. Ama ücret dahil zaman içinde ben kendi adıma azalmasını bekliyorum. Ama evet. İşte bazı roller var ki erkeğin yapamayacağı roller var. Orada belki hala kadının yükü daha fazla olmaya devam eder. Ama giderek artan bir biçimde ben kadınlarımızın haklarına sahip çıkmalarına çok sempatiyle bakıyorum. Evet, bunu kadınlar talep edecek dediniz, isteyecekler. Beyler de bir zahmet empati yapacaklar. Yorgun argın eve geldiğimde benden bir de evle ilgili tamamıyla sorumluluk beklenseydi ne hissederdi? Kesinlikle. Ama alışkanlıklar işte kolay değişmiyor. Evet. Bir de güç ilişkileri, kendini güçlü hisseden maalesef
değişim konusunda daha isteksiz oluyor. Kesinlikle. Bir insanı denemek istiyorsanız eline güç verin derler ya. Şimdi binlerce asıl yıldır, derindekiler o zaman dökülüyor. Binlerce yıldır eline de facto bir güç verilmiş zaten bir türün. Yani dolayısıyla her şeyi ona göre ben biçimlendirmiş oluyorum. Yani çünkü güçlüysem kuralı ben koyuyorum. Kadınlar hiçbir zaman bugünkü kadar eğitimli olmadılar, bugünkü kadar güçlü olmadılar. Dolayısıyla ben bunu erkek olarak kendi şeyime göre biçimlendiriyorum. Doğruyu, yorumu, yani metni alıyorum, o metne bakarak bu böyleymiş diyorum. Zaten içgüdüsel olarak da inanıyorum. İnsan neye ihtiyaç duyarsa bir psikolog olarak bunu bilirsiniz. Evet. Ona inanır. İhtiyacımız büyük ölçüde yorumumuzu da etkiliyor. Gözümüz, zihnimiz öyle objektif bir şey değil. Görmek istediğimizi görüyoruz. İşte. Dolayısıyla temel metinlerde de, gelenekte de, başka yerde de işimize geleni görüyoruz. Biraz daha adalete ihtiyacımız var galiba. Hani toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmaları olur. Toplumsal cinsiyet adaleti kavramı daha insaflı bir yerden belki bakmayı sağlayacak. Eşitlik her zaman adalet değildir malum. Toplumsal cinsiyet adaleti. Roller paylaşılırken, omuz omuza bir dayanışma yaşanırken orada yol arkadaşımızın adaletsizliğe maruz kalmadığından emin olmamız gerekiyor en azından. Türler arası. Erkeğin de kesinlikle ezildiği bunun rahatsız olduğunda, rahatsız ettiğinde biliyorum insanları ama biraz rahatsız etsin. Rahatsız olmadan değişim olmaz. Kesinlikle. Peki değerli hocam, rahatsız olmadan değişim olmaz dediniz. Son zamanlarda duyduğumuzda yetişkinlerde, ailelerde epeyce rahatsızlık uyandıran bir gerçeğe de değinelim istiyorum. Toplumsal değişmede din unsurunun da bir rolü var mutlaka. Ya da toplumsal değişmeden çok etkilenen de bir kavram aynı zamanda. Hani yeni bir din gelmiyor sürekli artık uzun zamandır diyelim. Ama o dinin algılanma biçimi, yorumlanma biçimi, yaşanma, pratik edilme biçimi dönem dönem değişiyor. Bu da teknolojiden, iletişimden, okuma yazma oranından, pek çok faktörden etkileniyor. Orta çağda halkın okumasına izin verilmeyen metinlerin daha sonra halkın eline geçmesiyle işte aydınlanma hareketi tetikleniyor sonrasında gibi. Toplumsal değişmede de dinin bir rolü var ama toplumsal değişmenin bir sonucu olarak da din algısında ya da dini yaşama pratiklerinde ciddi değişimler görüyoruz. Günümüzde bunu araştıran kamuoyu şirketleri, kamuoyu araştırmaları da oldu. Günümüzde gençler arasında din ve dindarlık algısının şekil değiştirmeye başladığını görüyoruz. Deizm sıkça konuşuluyor. Belki hani ateizm değil ama deizm çok daha sıkça konuşuluyor. Allah'a inansa da ilahi bir gücün varlığını kabul etse de yani kurumsal anlamda bir dinin parçası olmadığını söyleyen epeyce gencimiz var. Ben klinik ortamda da sıkça denk geliyorum, günlük hayatta da. Diyor ki kişi, evet bir yaratıcı olabilir, yüce bir güç olabilir, buna inanıyorum, bununla ilgili bir sorunum yok. Ama hayatıma bir dinin müdahalesini kabul etmiyorum. Bireysel bir maneviyat anlayışım var. Kendimi herhangi bir dine mensup hissetmiyorum diyor. Ülkemizde özelinde söylüyorum. Müslüman ailelerin çocukları, kendini Müslüman tanımlayan, bu dine mensup tanımlayan ebeveynlerin çocukları. Ben kendimi herhangi bir dine ait hissetmiyorum diyor. Daha bireysel bir maneviyat anlayışı var günümüzde, görüyoruz ki iyi insan olmak, doğruyu yapmak iyidir yani, yeterlidir. Bunlar da üç aşağı beş yukarı evrensel kurallarla belirlidir. Din beni biraz boğuyor, yoruyor diyen, bu kadar sistematik kurallarla yönetilmek istemeyen gençler var. Din ve dindarlık olgusu toplumsal değişmeden nasıl etkilendi? Şimdi tabii benim söyleyeceklerim daha sosyolojik bağlamda anlam ihtiva eden konular ve iyinin ve kötünün ötesinde anlatacağım şeyler. Yani bu iyidir, bu kötüdür diye bir şey yok söyleyeceklerimde. Birincisi bu toplumsal değişme, ekonomik değişme, teknolojik değişme kültürü etkiliyor. Kültürü değiştiriyor, dini değiştiriyor, dini etkiliyor, dini yorumları etkiliyor. Onu konuşuruz gene. Ama aynı zamanda din de toplumsal değişmeyi ve ekonomik değişmeyi çok büyük ölçüde etkiliyor. Sosyolojinin kurucu babalarından Max Weber'in çalışmalarına baktığımız zaman Batı Avrupa'daki o büyük dönüşümü, teknoloji, sanayileşmeyi pürüten bir etikle açıklıyor. Yani kazanç hırsı, çalışma disiplini, ürettiğini hemen tüketime yönlendirmemek, onun yerine tasarruf edip yeniden yatırıma yönlendirmek, zevkten, hazdan uzak bir hayat. Bu pürüten hayat dediğimiz, bu pürüten kültür ya da protestan etik dedikleri şey, protestan ahlakı
dedikleri şey Batı Avrupa'daki büyük dönüşümün temel motivasyon unsuru, etos ruhu Weber'in sosyolojisinden giderek. Dolayısıyla birçok işte sosyolojik analizde Weber'in bu çerçevesi çok kullanılır, çok bilinen, çok eski bir teoridir. Dolayısıyla din büyük ölçüde Weber'in sosyolojisinden giderek ifade edersek o büyük teknolojik dönüşümde önemli bir işlev görüyor, önemli bir rol görüyor. Fakat aynı zamanda bu teknolojik değişme, ekonomik değişme, toplumsal değişme de dinin yorumunu büyük ölçüde etkiliyor. Şimdi bir dini metne baktığınızda o metinde ne göreceğiniz sizin zihninizde ne olduğuyla yakından alakalı. Şu örneği çok sık kullanıyorum. Şimdi şöyle iki insan düşünün. Biri sevginin, şefkatin hakim olduğu bir yerde büyümüş bir insan düşünün. Müthiş bir güven duygusu var, müthiş bir teslimiyet var. Anneyle bağı son derece güçlü, babayla bağı son derece güçlü, toplumda bir güven ilişkisi var. Öbürü de anasını babasını o şeyde kaybetmiş, bir çatışmada kaybetmiş. Bütün ömrü yokluk, sefalet, şiddet ve istismar içinde büyümüş. İkisi de aynı geleneğin, aynı mezhebin, aynı inancın parçası olduğunu düşünelim. Ama ikisinin eline de aynı kitabı verelim. Aynı kitapta ikisi aynı şeyi görür mü? Bir psikolog olarak ne dersiniz? Görmez. Mümkün değil. Biliyoruz bugünkü modern bilimin imkanları bize şunu öğretiyor. Bizim zihnimiz bize işine gelen şeyi gösteriyor. Zihnimizde ne varsa dışımızdaki dünyada da onu görüyoruz. Dolayısıyla büyük ölçüde bizim değerlerimiz, yorumlarımız o günün ihtiyaçlarıyla yakından ilişkili. Benim çocukluğumda muhafazakar çevrelerde bir lokma, bir hırka felsefesi çok yüceltilirdi. Çok da çok anlaşılır bir şey, hepimiz yoksulduk. Ama insanlar belli bir şey düzeyine geldikten sonra aynı felsefe yerine bu sefer başka yorumlar gündeme gelebiliyor. Hepimiz insanız. Dolayısıyla o ihtiyaçlara göre, bulunduğumuz çevrenin ihtiyaçlarına göre, koşullarına göre yorumlar değişiyor. Yani kendi çocukluğumdaki rahmetli babamın bir takım yorumlarını hatırlıyorum. Yani bugün rahmetli babamın o geleneksel İslam içerisindeki yorumlarını, mesela bir tanesini söyleyeyim. Abime kısa kollu gömlek giydirmezdi. Şimdiki hiçbir din adamının ya da din adamlarının %99'unun bunun dine aykırı diyeceğini zannetmiyorum. Ama o günkü, bu 50-60 sene önceki bir din yorumu, bugünkü dünyada doğal olarak bu yorumda farklılaşıyor. Şimdi bugünkü çocukların özelliği, gençlerin özelliği şu. Bu eğitim düzeyi çok yükseldi. Birincisi bu. Dünyadaki çok farklı yorumlardan haberdar olmaya başladılar. Dolayısıyla bu çocukların yorum biçimi de bütün okudukların her birinden kolajlar yapmaya başladılar. Bireyselleşme dediniz ya, bu sadece bizimle sınırlı değil, dünyada da, yani Hristiyanlıkta da ya da başka alanlarda da dinsel bireyleşme ve aynı zamanda dinsel çoğulculaşma, yani toplumda bir çoğulculaşma var, dinde de dini yorumlar çoğulculaşmaya başlıyor. Yani az önce Nobel'li adama, Nobel almış insana daha iyi çalış diyen bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir kitle, Nobel almış bir şey, tamam ilkokulu zor bitirmiş diyebilirsiniz. Dini yorum konusunda şey olacağını mı zannediyorsunuz? En iyisini sen bilirsin mi diyeceğini zannediyorsunuz? Dolayısıyla diğer alanlardaki, yani o insanların bu telefonla beraber, internetle ve sosyal medyayla beraber kolay ulaştığı enformasyon ister istemez çok farklı yorumları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bugün yani çocuklarımızla, gençlerle kopmak istemiyorsak onların dünyalarının farklı olduğunu bilelim. Hani meşhur söz var ya, insanlar babalarından çok yaşadığı çağa benzerler. Dolayısıyla bugünün gençliği de bu çağın gençliğidir. Ve hayata dair bizim değerlerimiz, yorumlarımız, bizim kendi zamanımızın yorumları. Bu çocukların yorumları da bu çağın yorumları olacak. Ve bizden farklı olacak. Onların çocukların yorumları da onlardan farklı olacak. Dolayısıyla
hiç mi sabit kalmayacak diye sorabilirsiniz. Bu çok insanı tedirgin edebilir, öfkelendirebilir, rahatsız edilebilir. Ama değişimin böyle bir tarafı var. Dolayısıyla siz değişimi yok sayıp kafanızı kuma sokup geçti diyebilirsiniz. Ben direneceğim deyip her şeye karşı çıkabilirsiniz. Ama bunun hiçbir anlamı olmaz. Hı hı. Değiştiremezsiniz o çocukları, değiştiremezsiniz o çocuklara, ulaşamazsınız. Aranızdaki bağ kopacaktır. Dolayısıyla onları anlamayı deneyebilirsiniz. İletişim kurmayı deneyebilirsiniz. Ve iletişim, kurduğunuz iletişimle kendinizi anlatmayı ve onlarla bir yerde buluşmanın yoluna bakabilirsiniz. Dolayısıyla bugünkü çağda o kadar çok farklı bilginin bombardımanı altındayız ki bunların büyük bir bölümü de maalesef dezenformasyon. Yani yanlış bilgi, kirli bilgi. Ve bu kirli bilgi hepimizde bir kafa karışıklığı yaratıyor. Biz uzun yıllardır çalıştığımız konularda bile bazen o kadar çok böyle kirli bilgi geliyor ki acaba diye soruyoruz. Şimdi bizim kadar uzun bir süre o konularda insanların çalışma imkanları yok. Herkes çünkü akademisyen değil, psikolog değil vesaire değil. Ama kendi alanımızda bile acaba diyoruz. İşte ben son birkaç yılı pandemiyle geçirdik. Ben de çok fazla bu pandemi etrafındaki her şeyi okumaya çalıştım. Kendi alanım bazen de onun ötesinde işte aşılar vesaireyi çalışmaya çalıştım. Biz çok nitelikli insanları sürekli birinci ağızdan dinleme imkanım oldu. Ama bazen öylesine şeyler, haberler okudum ki sosyal medyada hala da sürüyor. Acaba dediğim anlar oldu. Eğer bu kadar uzun süre bu işlerin içerisinde olmasaydım acaba derdim. Dolayısıyla bugünkü dezenformasyon hemen hemen herkesi etkiliyor. Herkesin kafasını karıştırıyor. Herkese kendi kolajını yaratma imkanı sunuyor. Bundan din ve dindarlık da nasibini alıyor. Anketlerle bu dönem o rakam şeylere de baktım geçmişte. Bu konularda yapılmış bir takım verilere de ulaşma imkanım oldu. Rakamlarda çok şey çıkmıyor. Deizm öyle çok yüksek değil. Çıkmıyor ama bu biraz şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Deizme dair birinci elden yapılan açıklamalar, bunun zararlı olduğuna dair açıklamalar bazı gençleri, deist gençleri rahatsız ettiği için, onlar da toplumu rahatsız etmemek için konuşmuyor olabilirler. Ama bunu siz bir psikolog olarak belki birinci elden dinleme imkanınız olabilir. Yani söylenmiyor olması deizmin artmadığı anlamına gelmez. Şunu da biliyoruz, dünyada hem bireyselleşme artıyor, bireyselleşmeyle beraber herkes kendi yorumunu üretiyor. Bununla bağlantılı da çoğulculaşma, yani tek bir yorum değil, çok fazla yorum ortaya çıkıyor. Bir de internet açıyorsunuz, o kadar farklı yorumlar var ki birbirlerine aynı mezhebin, aynı inancın, aynı geleneğin içinde tekfir eden insanlar var. Evet. Dolayısıyla onu okuyor, onu dinliyorsunuz, o bilmem dinden çıkartıyor. Öbürünü dinliyorsunuz, başka bir şey söylüyor. Çocuklar bir süre sonra din buysa ben burada değilim diyebiliyorlar. Ben kendi yorumumu üreteceğim diyebiliyorlar. Dolayısıyla bugünkü bu haber bolluğu, bugün tepemize yağan enformasyon yağmuru birçok gençte bu yolda değişime yol açtığını biliyoruz. Sadece gençlerde değil ama hepimizde yol açtı bu. Gençlerde birazcık daha belirgin olarak ortaya çıktı diye düşünüyorum. Evet. Gençlerde biz birinci elden çok fazla duyuyor ve deneyimliyoruz. Öyle ki ebeveynleri tarafından işte bu çocuk ibadetlerini aksatıyor ya da bizim dinimizin öngördüğü gibi giyinmiyor ya da giyinmek istemiyor diye. Acaba ruh sağlığı mı bozuldu, bir bunalımı mı var ki iletişim sorunları da oluyor haliyle aile arasında. Alıp çocuğunu terapiste getiren pek çok ebeveyn var ergenlik çağında. Orada ailesine açamadığı pek çok şeyi bizimle paylaşıyor o gençler. Diyor ki ya ben inanmıyorum. Ama ailem benden işte neden namazlarını aksatıyorsun ya da neden oruç tutmuyorsun ya da neden örtünmüyorsun diye bana bunun için baskı yapıyor. Ben onların anladığı manada bir dine inanmıyorum. Hani bazısı Allah'a inanıyor, bazısı inanmıyor. Aileler henüz bilmiyor, durumun ciddiyetinin farkında değiller. Bazısı hazır olmadığı için henüz itiraf etmemiş. Bazısı es kaza öğreniliyor ve çok büyük depremlere sebep oluyor ailede. O yüzden araştırmalarda beyan etmekte çekimser kaldıklarını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum.
Yani adı konulmamış, seslendirilmemiş bir değişim var burada. Tabii bireyselleşmenin artışı çok büyük faktör diye düşünüyorum ben de hocam. Kesinlikle. Katılıyorum size. Kesinlikle. Çünkü bir önceki nesil olarak bizler hep hala itaat kültürüyle büyütülmüştük. Sürüden ayrılanı kurt kapar, icat çıkarma, eski köye yeni adet getirme. Yani mümkünse sen düşünme, tefekkür etme. Biz senin yerine düşündük, seçtik, buna tabi ol. Kolektif kültür diyoruz biz buna, evet. Ya da kolektivist kültür diyoruz. Evet, biz bununla büyüdüğümüz için o sorgulamalar ne ara yapıldı, nasıl yapıldı, yapıldı mı tam bilemiyorum. Ergenlik döneminde herkesin aklına gelmiş gitmiştir belki ama o derece sorgulama hakkına sahip olup olmadığımızı bile çok bilmeden büyüdük. Taklidi iman daha baskındı. Sonra da artık içini ne kadar doldurduk, dolduramadık bilmiyorum ama bugünün genç sorgulamaya cesaret ediyor. Kant'ın deyimiyle aklını kullanmaya cesaret ediyor. Bu tek başına hiç de kötü bir şey değil. Sadece o dezenformasyonun içerisinde eğer inanan insanlar inandıkları şeyin savunulmaya değer yanları olduğunu düşünüyorlarsa ki düşünüyorlar muhtemelen, kendini daha doğru anlatmanın yollarını belki aramalılar. Bu dezenformasyon içerisinde daha güzel ilişki kurmanın, daha doğal ve doğrudan sağlıklı ilişkiler kurmanın, o genci anlamanın yollarını aramalılar. Yoksa kızmak, dışlamak hiçbir zaman hiçbir şey için çözüm bağı değil. Bağı kopartacak, çocuklarını kaybetmelerine yol açabilir, kendilerinden uzaklaşmalarına yol açabilir. Mutsuz, huzursuz, dünya kadar sıkıntısı olan çocuklar ortaya çıkacak. O yüzden bizim gençlerimizi suçlamak yerine zamanın ruhunu doğru kavramamız, zaman ruhu her zaman bizim seveceğimiz bir ruh olmayabilir. Çoğu zaman da değildir. Ama madem dünya değişiyor, bu değişen dünyanın ne olduğunu bilirlerse, kavrarlarsa çocuklarına daha kolay ulaşırlar. Onun için bu süreçlere gözlerini kapamaları onlara fayda değil, zarar getirir. Kesinlikle. Peki değerli hocam, değişimin pek çok boyutundan bahsederken dedik ki ekonomik değişim bireyselleşmeyi de etkiledi, aileyi de derinden etkiledi. Aileye dair single parent'lara, tekil ebeveynli ailelere de değindiniz ama aileye bir bütün olarak bakarsak, aile günümüzde geldiğimiz noktada bu toplumsal değişmeden nasıl etkilendi? Çok örselendi, çok yara aldı gibi görünüyor bir yandan. Şimdi evet, bir tarafıyla yani acaba ailenin sonuna mı geliyoruz sorusu var. Yani bazı ülkelerde mesela boşanmalar %50-%60'a ulaştı. Bizde de artıyor yani, biliyoruz. Onlar kadar değiliz, %50'lerde değiliz, %40'larda değiliz ama bizde de böyle bir trend var. Daha da artacak mı? Artacak yani. Değil. Değişim bunu gösteriyor. Değişimin yönü bunu gösteriyor, bir mucize olmazsa. Çünkü bu anlattığımız süreç doğal olarak böyle bir potansiyeli içinde barındırıyor. Ama ailenin sonuna mı geliyoruz? Aile elbette geleneksel aile yapısı yara aldı. Kente gelirken zaten bu büyük aileler bir defa parçalandı, onu biliyoruz. Onun ötesinde çekirdek ailelerin yanında şimdi son dönemde tek ebeveynli aileler, sizin de belirttiğiniz gibi sayıları her geçen gün artıyor. Başka ülkelerde vardı, bizde de artıyor. Çünkü boşanmalar artıyor. Ama hala bütün bu değişime rağmen insanlara şu soruyu sorduğumuzda, aile hayatınızda ne kadar önemli diye, Türkiye'de son 30 yılda yapılan bütün çalışmalarda %99 küsürü aile benim hayatımda çok önemli diyor. Bir numaralı değer. Dünyada da öyle. %99 değil belki ama %95-96, en düşüğü %93 civarında World Value Survey'di. Dolayısıyla hala dünyada insanlar ailelerini en çok kıymet verdiği şeylerin başına koyuyorlar. Ama ailenin şekli değişiyor. Hani nasıl çekirdek aileden şeye döndük. Pardon, büyük ailelerden, geleneksel aileden, çekirdek aileye döndük. Şimdi çok arzu etmesek de artan boşanmalarla beraber tek ebeveynli aileler vesairelerin sayısının arttığını görüyoruz. Bildiğimiz geleneksel ailenin yaralandığını görüyoruz. Zayıfladığını görüyoruz. Sıkıntıların ortaya çıktığını görüyoruz. Artan bireyselleşmeyle beraber geleneksel ailedeki o dayanışma özelliğinin zayıfladığını görüyoruz. Çünkü bireyselleşme biraz her koyun kendi bacağından asılır gibi bir anlayışı da kendi içerisinde içerir, getirir beraberinde. Bir akrabalığı vardır bununla.
ya da bireycilik özellikle çok daha güçlü ama bireyselleşme ve bireycilik elbette aynı şey değil ama bir akrabalığı var. Dolayısıyla böyle bir şey tarafı var. Fakat şunu söyleyeyim size, pandemi döneminde yaptığım çalışmalarda şunu gördüm ki çoğunluğu üniversite mezunlardan oluşan bir örneklemdi. Pandemi sürecinde maddi olarak aile üyeleri birbirini destekledi diyenlerin oranı %65'ti. Türkiye örneği için söylüyorum. Yani zor zamanda hala aile bireyleri bu ülkede beraberler. Hala aile büyük ölçüde kendi dayanışmasını sürdürüyor. Şimdi diyebilirsiniz ki %35 nerede? Bunun bir kısmı belki ihtiyacı yoktu maddi olarak desteğe. Bir kısmı da desteklemedi ihtiyacı olduğu halde. Ama hala bu toplumda 3 kişiden ikisi zor bir zamanda, kriz döneminde desteğini sürdürüyor aile bireyleri arasında. Dolayısıyla evet zayıflayan, yara alan bir tarafı var ama ailenin sonu filan söz konusu değil. Aile hala varlığını sürdürüyor. Sürdürmeye de devam edecek. Sadece şekil değiştiriyor. Bir de batıda şöyle bir şey ortaya çıkmaya başladı. Tamam boşanma artıyor ama adam ömür boyu bekar kalmıyor. Büyük bir bölümü birkaç yıl sonra, 2-3 yıl içerisinde yeniden evlenmiş oluyor. Bu olumlu olumsuz başka tartışmaları olabilir. Hani çocukların, siz de bir psikolog olarak çok daha iyi biliyorsunuz. Çocukların sağlıklı büyüyebilmeleri için o aile ortamının da sağlığı son derece kritik. Ama boşanmada bir realite. Mutlu olmayan insanları uzun süre bir arada tutamazsınız. Yani orada da çocukların, mutsuz ana babanın olduğu bir yerde çocukları yetiştirmek de çok kolay değil. O da başka bir sıkıntı alanı. O yüzden ailede bu anlamda bir değişimin olduğu gerçek ama hala bence aile varlığını koruyor. İnsanlar için en kıymetli değerlerin başında olmaya devam ediyor. Evet. Peki aile bu toplumsal değişime direnebilir mi sizce? Bu kadar bir şekil değiştirerek devam edecek. Çünkü bizim ihtiyacımız var. Yani hayatını sürdürebilmesi için en uzun bağımlılık dönemi olan varlık insan. Evet. Böyle olunca yani bir at, bir tay doğduktan yarım saat sonra atlıyor, zıplıyor vesaire. Ama insanoğlu kendi hayatını sürdürebilmesi için bilmem kaç yıl geçmesi gerekiyor. Hele şimdi 20'li yaşlara kadar geldi bu iş. Dolayısıyla aile olmadan bu iş olmaz. Ama ailenin şekli ne olur? Tek ebeveynin olur veya işte çekirdek aile olur. Ama bir şekilde ben ailenin varlığını koruyacağını, değişime direneceğini düşünüyorum. Şekil değiştirerek direnecek. Hı hı. Ha, arzu edilen bu anlamda söylemiyorum. Zaten baştan da beri de söylüyorum. İyinin ve kötünün ötesinde anlatmaya, hı hı, çalışıyorum diye söylediklerimi. Evet. Direnebilir çünkü bu ihtiyaç var. Temel bir ihtiyaca karşılık geliyor diyorsunuz yani, insanın. Yani 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuk aile olmadan sağlıklı olması, o yuvalarda sağlıklı büyümesi mümkün değil. Evet. İnsan diğer canlılar içerisinde en uzun süre bakıma ihtiyaç duyan, evet, varlık dediniz ve bağımlı dönemi çokça fazla. O dönemde de ebeveynleri tarafından korunup kollanması, finanse edilmesi, sevilmesi, bakılması gerekiyor. Buna en uygun model tarih boyunca hep aile olmuş. Evet. Günümüzde radikal feminist söylemler aileyi kadının ezildiği bir şer yuvası gibi göstermek istiyor veya öyle tanımlıyor diyelim. Radikal feminizm diye altını çiziyorum. Diğer ekolleri için, her biri için söyleyemeyiz bunu. Fakat bununla beraber henüz daha iyi bir model keşfedebilmiş de değil insanlık. Kolhozlar var zamanında, kibutslar var değil mi? Bir takım anne deneyimler. Babanın sevgisini hiçbirinden göremezsiniz. Evet. Yani bulamazsınız. Bir başkasından mümkün değil. Yani çocuk komünün çocuğu, oradaki toplumun çocuğu, bir sürü yetişkin var, bir sürü kadın ve erkek rol model var. Evet. Hepsi bakıyor, hepsi ilgileniyor bir nebze ama tek bir bağlanma figürü yok. Evet. Anneye ya da babaya bağlanma gerçekleşmediği zaman yeryüzünde yersiz, yurtsuz oluyor o çocuk. Değil mi? O yüzden bunu şu an için en sıcak, en sağlıklı karşılayacak kurum aile. Aynen. Gibi halen görünüyor. Peki değerli hocam, son 7-8 dakikamıza girdik yaklaşık ama şunu da konuşalım istiyorum mutlaka.
Gelişmiş ülkeler dediğimiz refahın daha yoğun olduğu ülkelerde, refahın, demokrasinin çeşitli ölçütler bakımından gelişmiş kabul edilen ülkelerde bireyselleşme had safhada idi ama son yıllarda bir aileye dönüş de görüyoruz. Tekrar evlenme, yuva kurma, çocuk sahibi olma eğilimlerinin arttığını yavaş yavaş görüyoruz, gözlemliyoruz. Aile tekrar popüler mi oluyor? Teşvik de ediliyor filmlerle, devlet politikalarıyla, aile değerleri, bir arada olmak, işte çocuk sahibi olmak. Eskiden insanın ayağını bağlayan, bireyselliğine balta vuran bir şey gibi görünüyordu belki aile ve çocuk sahibi olmak ama gelişmiş ülkelerde özellikle bunu görmek manidar. Tekrar popüler mi oluyor? Bir tersine dönüş de söz konusu diyebilir miyiz? Benim gözlemim ya da okumalarım bu doğrultuda değil. Ama şöyle bir realite var. Demografi alarm veriyor. Çünkü doğum oranları çok büyük ölçüde düştü bu ülkelerde. Türkiye'de de düşüyor. Türkiye'de de bir sıkıntı var bu konuda. Dolayısıyla doğum oranlarının düşmüş olması, nüfusun çok yaşlanması uzun vadede ciddi başka sorunların da getirme potansiyeline sahip. Sosyal güvenlikten başlayarak söylüyorum. Dolayısıyla bunu çözmek için yol arıyorlar. Ama bugüne kadar başarılı olduklarını söylemek mümkün değil. Dediğiniz gibi bir takım teşvikler veriyorlar, bir takım yardımlar yapıyorlar vesaire. Ama bu konuda çok başarılı olduklarını söylemek mümkün değil. İşte bu bazen değişim siz istemeseniz de kendini dayatıyor. Türkiye'de de son dönemde baktığımızda maalesef doğum oranları düşüyor bizde de. Dolayısıyla bütün bunlar bu kadar teşviğe rağmen yani bu konuda teşvik edici bir takım söylemlere rağmen geriliyor. İşte bu biraz da bu değişimin kendi mantığı. Batı'da da böyle bir şey var. Bu bizden çok daha erken başladı. Bize göre nüfuslar çok daha yaşlı. Yani Avrupa'nın içerisinde herhalde nüfusu hala en genç toplum biziz. Evet. Hala. Yani Türkiye'de de nüfus artık genç değil. İddiaları var demografların. Göreceği haklılar genciz. Da. Ama Avrupa ile mukayese ettiğimiz zaman genciz. Genciz. Yani Türkiye'de de şuraya baktığımız zaman işte belli bölgelerde nüfus doğum oranları yüksek. Bunlar genellikle gelir düzeyinin düşük olduğu yerler. Ama gelir düzeyinin arttığı yerlerde, eğitim düzeyinin arttığı yerlerde kadının çalışma hayatına girmesi, yükünün, sorumluluğunun vesairesinin artması ve diğer bir takım faktörlerin etkisiyle aynı zamanda düşünme biçimi de değişiyor. Çocuğa bakış da değişiyor. Çünkü geleneksel kültürde çocuk sadece nesli devam değil, aynı zamanda bir bu dünyada güvenliktir. Yaşlandığınızda size bakan bir şeydir. Oysa şimdi insanlar ekonomik olarak rahatladıkça şunu diyorlar, ya parasını verir baktırır gibi bir anlayış. Oysa geçmişte ne diyorduk? Biri bakması öbürü bakar şeyimiz vardı. Dolayısıyla bu anlamda bir değişim dünyada da var, Türkiye'de de var. Geriye dönüş ben görmedim. Belki gözümden kaçmış olabilir. Siz gözlemlemiş olabilirsiniz bunu. Yani ama genel eğilim orada da çekirdek aileden, geleneksel aile çok geride kaldı. Çekirdek aileden tek ebeveynli ailelere doğru sayının artışını görüyoruz. Evliliklerin dizisel evlilikler olduğunu görüyoruz. Yani yürümüyor, boşanıyorlar ama birkaç yıl sonra tekrar evleniyorlar, tekrar boşanıyorlar. Filmlerde görürsünüz bazen. Kadının ilk eşinden çocukları, adamın ilk eşinden çocukları bir araya gelirler filan. Buna benzer artık sinemaya da yansımaya başladı bu çok yaygın olarak. Dolayısıyla biraz böyle ailenin şekli değişmeye başladı. Bu anlamda bir şey söz konusu ama demografik anlamda bir geri dönüşü ben gözlemlemiyorum. Ortak arkadaşımız diyelim Profesör Doktor Yunus Kaya Hoca konuğumuz olmuştu geçtiğimiz aylarda. O böyle birkaç araştırmadan söz etmişti. Sonra ben de merak ettim baktım. Nüfus artışının durma noktasına hatta gerileme noktasına gelmesi sebebiyle devlet politikası olarak çocuk sahibi olmayı teşvik etmek, ediyorlar, evet, o romantik evlilik idealinin evet. teşvikiyle bunu yalnızlık korkusuyla, yalnızlık kaygısıyla, tekil ebeveynlerle büyümüş yetişkinlerin bir aileye tutunma, bağlanma ihtiyacının bunu ortaya çıkardığı. Aile bir ihtiyaç ama onu kabul evet, ediyoruz. Kesinlikle. Yani, evet. Ve
şöyle bir yorum da var. İnsan ömrü geçmişe oranla çok uzadı. Dolayısıyla bir tek evlilikle ömür geçmiyor, bitmiyor. Çünkü çok değişiyoruz. Yani zamanında 45-50 yıl ortalama insan ömrünün olduğu dönemler geçirdi yeryüzü. Evet. Ve son birkaç yüzyılda bu ciddi oranda İki uzadı. İki katından fazla yaşıyoruz. Evet. 100 sene öncesinin. Dolayısıyla 20'li yaşlarda ya da 30'da yapılmış bir seçimin 80'e kadar bizi idare edip etmeyeceğinden tabiri caizse emin olamayabiliyoruz. Evet. İnsan değişen bir varlık. Bu değişimin içerisinde eşten beklentisi, eşle uyumu da değişebildiği için bir ömrün içinde belki 30 yıl, 20-25 yıl bir eşle yaşayıp o ilişki miadını doldurduğunda sonra bir başka evlilik de onun arkasından neden gelmesin diye bu tür tartışmalar da vardı. Anlaşılan o ki daha pek çok şey değişecek, pek çok şey değişmeye devam edecek ve biz bu değişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum bugün konuğumuz olduğunuz için, bugün bu güzel sohbeti bize lütfettiğiniz için. Tekrar sizi ağırlamayı çok çok isterim. Ben teşekkür ederim Rukiye. Değerli izleyenler, bugün değişimi konuştuk. Her şey akar demişler antik Yunan filozofları. Her şey değişiyor, her şey akıyor. Diliyoruz ki bu değişim güzel bir tarafa, güzel bir yöne doğru olsun. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.